Sevgili seyirciler, ayrıntılarda seçime giderken son programı yapıyoruz. Türkiye'nin seçimi, Türkiye'nin seçim gündemi tabii farklı dinamiklerle işliyor. Ben hep söyledim, bu programda belediye başkan adaylarını bir gerekçe olmaksızın ağırlamamız mümkün değil. O gerekçeyi bularak ağırlamamız gerekiyor. Çünkü netice itibariyle Türkiye'nin dört bir tarafında hak eden pek çok belediye başkanı vardır. Ancak yerel unsurların ötesinde Türkiye'nin tamamını ilgilendirebilecek unsurları burada tartışmamız gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda örneğin Şişli'yi konuştuk. Neden? Çünkü Şişli'de Sayın Sarıgül'le yapılan bir yarış var ve ilginçti. Aynı şekilde yine bazı ilçe belediyelerinden örneğin Kadıköy gibi bir sinir ucunu Türkiye'de tartıştık bir model. Ama en önemlisi İstanbul Büyükşehir Başkanı adayı Sayın sonuç itibariyle İmamoğlu ve İzmir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer falan hepsi bizde çıktılar ve biz de sorularımızı sorduk. Bugün yine gerekçesi olan iki değerli başkan adayını ve ardından da gazeteciliğin gururu olan üç kadın muhabiri ağırlayacağız. Bugün uzun soluklu, keyifli bir program olacak. İlk kodum Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hali hazırda. Aynı zamanda da adayım. Lütfü Savaş'ı ben gittim Hatay'da ziyaret ettim. Cumhuriyet için tam sayfa bir analiz yazısı yazdım. Hatta iki yazı yazdım. Bölgenin çocuğuyum. Baba memleketi nihayetinde. Ben orada büyümedim ama köklerim orada. Bölgeyi, Antakya'yı vesaireyi biliyorum. Ama tüm Türkiye'yi Hatay niye ilgilendiriyor? Elbette ki coğrafyası, lezzeti, her şeyi mükemmel, güzellikleriyle ilgilendirsin ama aynı zamanda Türkiye'nin tarihinde görülmemiş bir göçü aldı ve o çok kimliğin yanı sıra Türkiye'deki bütün sorunların mikro düzeyde yaşandığı bir yere döndü Hatay. Şu anda belediye başkanı olan Lütfü Savaş, bir önceki dönemde de belediye başkanıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. O iki tarafta da toplumsal karşılığı olduğunu gördük ve iki seçimi de kazandı ki Sadullah Ergin'le yarışmıştı. Ben de ilk defa o zaman CNN Türk ekranlarında aykırı sorularda kendisiyle tanışmıştım. Daha sonra defalarca görüştük. Şimdi İstanbul'dayız. Türkiye'nin seçiminde Hatay'ı konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi değerli başkan, şöyle bir sorunumuz var. Bence hemen oradan başlamamız lazım. Suriye meselesi Hatay açısından çok önemli. Türkiye açısından çok önemli ama Hatay açısından daha da önemli. Ben lafı uzatmayacağım. Sizin bana Cumhuriyet'te manşet yaptığım bir sözünüzü açıklamanızı isteyeceğim. Dediniz ki Hatay öksürürse Edirne zatürre olur. Neden? Şimdi Hatay gerçekten de daha önce bir kurtuluş mücadelesi vermiş Fransızlara karşı. 20 yıl esaret altında kalmış. Sonuç itibariyle kurtuluş mücadelesini kazanmış. 10'a 20 gün müstakil bir devlet olmuş ve bugüne kadar ondan sonraki süreç içerisinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir serhat şehri olmayı kendi isteğiyle kabul etmiş. Tabii bunu en büyük organizasyonun başındaki insanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bizim ilk Cumhurbaşkanımız Tayfur Sökmen. O ikisinin de organizasyonu sonucu bu olmuş. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat şehri olmaktan gurur duyuyoruz. Bir defa bu. İkincisi, Hatay yüzyıllarca dünyadaki 23 medeniyetin 13 medeniyetine ev sahipliği yapmış. Tam Orta Doğu'yla Anadolu'nun bileşkesinde çok önemli bir turizm merkezi olmuş. Ve Roma döneminde ilk üç tane önemli dünyadaki büyük şehirden bir tanesi olmuş. Ve birçok 13 medeniyete ev sahipliği yaparken ilklerin de yaşandığı bir şehir. Yani Musevilik M.Ö. 30. yılda Hatay'dan girmiş Türkiye'ye. İlk ibadet yeri orada. Sonra Hristiyanlık M.Ö. 30. yılda yine oradan girmiş. İlk Hristiyan kelimesi orada konuşulmuş. İlk mağara kilisesi orada. İslamiyet Anadolu'ya ilk Antakya'dan girmiş. 638 yılında Ebu Bey'de Bin Cerrah fethetmiş orayı. O zamanlardan beri barış içinde yaşanan bir toplum ama tam da Orta Doğu'nun bileşkesinde, geçiş noktasında. Orta Doğu'da ne olursa bizim orada onun yansıması oluyor. Bir de Akdeniz'de kıyısı olan bir şehir. Akdeniz'e Asi Nehri aracılığıyla bir uzantısı var. Onun sayesinde ticaret merkezi olmuş ve bütün Orta Doğu'daki yansımalar Hatay'da. Hatay'ın yansımaları Edirne'ye kadar gider ve şu anda da bence sadece Türkiye'nin nabzı değil, tüm dünyanın nabzı Orta Doğu'da atıyor, Suriye'de atıyor, Irak'ta atıyor ve şu anda Orta Doğu'daki enerji savaşlarının, yani hem doğal gaz hem petrol savaşının, artı Doğu Akdeniz'deki hem doğal gaz hem petrol savaşının tam ortasındaki bir şehir. İşte bu nedenle orası, bir de çok renk var. Orası öksürürse Türkiye karışır, Türkiye işte zatürre olur diye
benim cümlem doğru söylüyorsunuz. Orada öksürme meselesini Hatay Türkiye'ye yaşattı aslında. Çünkü bir sıkıntı yaşadı. Biz o dönemde çok haberler aldık. Bir kısmını yaptık, bir kısmını araştırdık. Ben de bölgeye defalarca geldim. Suriyelilerin, cihatçıların bir grubunun, hatta çok ilginç, merkez olarak IŞİD'in gösterdiği yer, adres olarak verdiği yer Antakya'daydı. İşler bu kadar ayyuka çıkmıştı. Fakat ilginç bir şey oldu. Siz de o dönem yönetici olarak bu iradeyi gösterdiniz. Orada barınamadı bu isimler. Biraz Reyhanlı'ya falan gittiler ama sonuç itibariyle bölgeye gelip baktığımda o günlerdeki kadar gerilimli değil. Bu Suriye meselesi tam olarak nedir? Ya şimdi o dediğiniz radikal unsurlar belki ilk zamanlar geldi ama bizim Hatay'ın hiçbir bölgesi onu kabul etmez, onu söyleyeyim. Yani muhafazakar kesimde, liberal kesimde, sosyal demokrat kesimde veya dinsel, etnik, mezhepsel hangi köken olursa olsun bizim şehrimiz barış şehridir. Ve o şehirde biz radikal unsurları kabul etmeyiz. Özellikle terörize olmuş radikal kuruluş unsurları kimse kabul etmez. Yani sizin tespitiniz aynı doğru tespittir. Gelip de gitmişlerdir ve bizim insanımız bunları kabul etmez. Suriye meselesi şudur. Suriye'de bir iç savaş vardır 7,5 yıldır. Ve bu Suriye savaşının tam bitişinde Hatay vardır. Suriye'de bütün gelişmiş ülkelerin şu anda gözü orada, eli orada ve manipülasyon sahası orası. Ve buradan kaçan insanların belki de şu anda 7'de biri Hatay'da. 500 bin civarında insan konuşuyoruz. Ve bu insanlar geldiler tabii bizim din kardeşimiz, geçmişte bizim aynı coğrafyada, aynı ülkenin insanları olmuşuz. Daha sonra komşu ülkelerin insanlarıyız. Akrabalık ilişkilerimiz de var. Her rengimizin var Suriye'de akrabalık ilişkileri. Yani diyorsunuz ki sadece Alevilerin değil, Sünnilerin, Ermenilerin, Hristiyanın var, Ermeninin var. Yani mesela. Ya aslında oradaki köklü bağlar geçmişten beri sürüyor. Tabii. Akrabalık ilişkileri devam ediyor. Burada bir sıkıntı yok ama şöyle bir sıkıntı var. Geldiler, biz bakıyoruz bunları, her türlü barındırıyoruz, eğitiyoruz, hastanemizde sağlıklarına bakıyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz ve bizim burada iş sahibi oldular. Çoğu şeysiz, vergi vermeden çalışıyor ve gençler daha ucuza çalışıyor. Artı toprakta çalışanlar var, mobilyacı sektöründe, ayakkabı sektöründe, esnaflık yapanlar. Bizim ticaret hacmimiz daraldı bir. Bizim gençlerimiz eskiden 500 lira haftalık artist sigortada çalışırken şu anda çalışamaz oldular. Çünkü daha ucuz işçi buldu insanlar. Onlar çalışıyor. Ev kiraları arttı. 2-3 aile bir evde oturabiliyor. 4 aile oturabiliyor. Bizim gençlerimiz ev bulamaz oldu ve boşanmalar arttı. Esnafımızın ekmeği daraldı. Artı ticaret ve lojistik sektörümüz karayoluyla taşınmaz hale geldi. Şu anda Türkiye'nin ikinci lojistik sektörü erime noktasında, iş bulamıyor. Artı fabrikalarımız, teknoloji ürünlerimiz, çimento, işte filtre, demir, narenciye, sebze, hububat taşıyan, yaklaşık 13-14 ülkeye taşıyan karayolu Suriye üzerinden taşıyamaz hale geldi. Tüm bunların yanında müthiş bir nüfus şeyi var, artışı var Suriyeliler lehine. 3 yıl önce bizim %50 %50'ydi. Doğan çocukların %100 çocuğun 50'si Hataylı, 50'si Suriyeliydi. Şu anda 60'a 40 oran, 3 yıl sonra 75'e 25 gibi bekliyoruz. Ve ortalama 12 yıl sonra Suriyelilerle bizim nüfusumuz eşitlenecek ve Suriyeliler öne geçecek. Bizim burada benim özellikle bunu ulusal basınla paylaşma sebebim şudur. Ankara'daki devlet büyüklerimizin buradaki bu nüfus yoğunluğunun artışını görsünler. Biz 20 yıl orada Fransa ile savaşmış bizim atalarımız, çetecilik yapmış. Yani Tayfur Sökmen ve arkadaşları yemin mücadele etmiş. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölüm döşeğinde Hatay'ı almak için uğraşmış. Ve biz kanımızla, canımızla, terimizle almış olduğumuz coğrafyada 12 yıl sonra azınlık pozisyonuna düşeriz diye korkuyoruz. İki, bizim şu anda seçimlerde oy kullanacaklar. 13 bine yakın insan oy kullanacak. Bu gittikçe artarak nüfus artışıyla birlikte. Çünkü kimlik alıyorlar. Sayın İçişleri Bakanı 1,5 ay önce açıkladı. 3 milyon 600 bin küsür Suriyeli var dedi Türkiye'de. 452 bin doğum oldu dedi. Bütün bu çocuklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve seçimden 3 ay öncesinden itibaren çok hızlı bir şekilde bunlar bütün nüfus dairelerinde kimlik almak için başvuru yaptılar. Yani
Şey yetmedi, memur dışarıdan memur getirildi. Salonlar yetmedi, dışarıda çadır kuruldu. Peki bu insanların, yani Türkiye'de yaşamış çoluğu çocuğu olan, artık buranın bir vatandaşı haline dönen bu insanların, ben sizde şeyde konuştuğumda da söylemiştim Hatay'da, yani bunların önemli bir kısmının geri dönmeyeceğini düşünüyorum. Ben nedeni de şu, çünkü insanlar neticede Türkiye'nin koşullarına ayak uydurdular ve burada kökleştiler. Dolayısıyla bir vatandaşlık durumu da doğdu. Şundan emin miyiz? Yani her Suriyeli mutlaka AKP'ye oy verir der misiniz? Yoksa hayır kardeşim bana da verir. Yani Türkiye'nin değerlerine sahip çıkar, laikliğe vesaire sahip çıkar der misiniz? Ben o işin orasında değil, bu işin bence en teferruatsız noktası. Esas şu, bizim bundan sonraki süreç içerisinde, şimdi iki tane muhtar adayı var, Reyhanlı'da ve Yayladağ'ında. Yarın belediye başkanı adayı olacaklar. 2-3 seçim sonra büyükşehir adayı olacaklar. Kendi ülkesinde savaştan kaçıp bizim buraya gelip sığınan insanlar 3-4 periyot sonra, seçim periyodu sonra bizi yönetmeye başlayacaklar. Ve bizim çocuklarımız öz yurdunda garip olacak. Yani mesela Suriye'de Filistin'den gelenlere kimlik vermiş, vatandaş yapmış ama Suriyeliler seçme hakkı vermemişler. Kıbrıs'ı biz almışız. İşte rahmetli Ecevit'in zamanında çıkartma yapıldı. Biz küçüktük o zaman. 10 yaşlarında falandık, 9-10 yaşında. Bizim insanımız 12 yıl falan bekletiliyor ve birçok aşamayı zorla geçirdikten sonra vatandaşlık veriliyor. Biz çok kolay veriyoruz vatandaşlık. Yani misafir statüsünde kalmaları daha doğru. Ve orada savaş bittikten sonra biz Türkiye Cumhuriyeti güçlü. Orada bunların güvenliğini sağlayıp gitmelerini kolaylaştırmalarını bekliyoruz. Çünkü bunların burada alışması ayrı bir şey. Bizim insanlarımızın işsiz kalması, geleceğinin kararması ayrı bir şey. Yani biz önce kendi insanımızı da düşünmek zorundayız. Tamam, yani gelen misafiri kucakladık, baktık, giydirdik, içirdik ama 7,5 yıldır misafirlik gerçekten de bizi de çok yordu. Çünkü biz Hatay halkının kendi parasıyla biz bu misafirlere de bakıyoruz. Yani diyelim ki 3 biz varsak, 1 de onlar. 4 kişilik sofraya hep oturuyoruz ama hep 3 kişinin parasıyla oturuyoruz. Bütün giderlerimizi biz Hatay'ın parasını harcayarak götürüyoruz. Yani onları da... Yani aslında Hatay halkı gerçekten... Her şeyini paylaşıyor. Kelimenin tam anlamıyla o komşuluğu, dostluğu, yapıyoruz, tarihsel kültürünün görevini yapıyor. Yani biz burada, şurada değiliz. Yani bunlar bizim düşmanımız değil, din kardeşimiz. Orada sıkıntı yok. Komşumuz eskiden de vatandaşımızdı. Ama ayrı bir devletiz. Yani Allah kardeşi kardeş yaratmış ama cebini daire yaratmış. İlelebet biz bu yoğunluğu kaldırma şansımız yok. Ben bunu ifade ediyorum ve devlet büyüklerimizin burada bir politika oluşturmasını bekliyoruz biz Hatay halkı olarak. Sizin bana söylediğiniz... Bu benim fikrim değil. Sizin bana Hatay halkının fikri bu. Sizin bana söylediğiniz bir şey vardı. Dediniz ki biz bu insanları buradan kovar gibi göndermek değil, tam tersine teşvik edici politikalarla tabii birlikte bağımızın, dostluğumuzun kalıcılaştığı, tabii, ilişkimizin sürdüğü... Ama o zaman şöyle bir durum yok mu? O yüzden, çünkü ben aslında konuyu siyasi olarak başka bir yere getireceğim. Sonuç itibariyle siz Hatay Belediye Başkanısınız ve Hatay'da yapılan her oylama hükümetin politikasında bir tür referandumuna dönüyor. Evet. Hatay politikasının referandumuna dönüyor. Ve orada şöyle bir tablo var. Nihayetinde Recep Tayyip Erdoğan Bey iki kez Hatay'a geldi. Evet. Size karşı, yani CHP'ye ve size karşı miting yaptı. Yetmedi. Pek Türkiye'de görülmeyen bir şekilde, yani nadir şehirler, büyük İstanbul, Ankara, İzmir tamam ama Hatay'ı hedefe alan size türlü göndermelerde bulundu. Bu göndermelerin altında kuvvetle muhtemel Hatay'daki seçimin bir tür Suriye referandumu olarak algılanması da var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Hatay halkının eğilimi ve aslında AKP'nin belki de bu siyaset dönemindeki en yanlış politikası olan Suriye politikası nasıl aşılacak? Ya şimdi tabii ben şunu söyleyeyim. Ben belediye başkanıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin belediye başkanıyım. Başka bir devletin değil. Sayın Cumhurbaşkanı da Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki şahsiyet. Yani hepimizin Cumhurbaşkanı. Biz devletimizi seviyoruz ve sayıyoruz. Devletimizin bu makamlarına saygıdan dolayı ben Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bir şey konuşmam. Ama şu var ki biz de şu anda oradaki kendi partisinin adayı gibi ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir partisinin adayıyım, legal bir adayım. Yani ben isterim ki bir koluyla beni tutsun, bir koluyla kendi adayını tutsun. Ama Türkiye'nin gerçeğine çıkıyor. Çünkü kim kazanırsa Hatay kazansın, Türkiye kazansın. Yani orada Lütfü Savaş'a
işte toplum önünde bir şey söylemekle Lütfü Savaş'ın değeri düşmez. Ama ben isterim ki benim devletimin en üst kademesindeki insan oradaki tüm vatandaşları kucaklayan bir belediye başkanına da sahip çıksın. Şimdi ben bugüne kadar bunu örnek olsun diye söylüyorum. Acizliğimden falan söylemiyorum. Beni herkes tanır. Ben söyleyeceğim şeyi söylerim. Biz bugüne kadar orada şu partili bu partili demedik. Ben AK Parti'deyken Cumhuriyet Halk Partiler bana saygı duyardı. Gezi eylemlerinin en hummalı olduğu yer Armutlu'dur, siz bilirsiniz. Tabii. Armutlu'ya ben korumasız giderdim. AK Parti'nin belediye başkanıydım. Ve en o hararetli günlerde Armutlu'da ben kahve çay içerdim tek başıma gidip. Cenazeye gitmediğim zaman sitem ederlerdi başkanım bizim cenazemize niçin gelmedin diye. Biz öyle belediye başkanlığı yaptık. Şu anda da Erzin'den Samandağ'ına, Yeradağ'dan Hassa'ya kadar hiçbir belediye ve hiçbir vatandaşımızı ayırmadan hizmet yaptık. Çünkü biz Hatay'ın belediye başkanıyız. Böyle her tarafı kucakladık. Hatay çok özel bir şehir. Ve bu özel şehirde ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın geldiği zaman biraz daha kucaklayıcı bir söylemde bulunmasını isterdim. Şunu sormam gerekiyor. Türkiye'nin iki kutuplu ve çatışmacı bir dille ayrıştırdığı bir dönemde siz şimdi diyorsunuz ki yani Cumhurbaşkanı bizi kucaklasa iyi olur. Fakat hani ben de diyorum ki bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve siyasal gözlemci birisi olarak Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hemen hemen bütün politikaları ötekileştirme yani bir düşman yaratma üzerinden oldu. Siz bunu şu anda Hatay olarak en yoğun hissettiğiniz yerdesiniz. Dolayısıyla bu pek gerçekçi değil. Ama şu ilginç olabilir. İdealini ben söylüyorum. Tabii idealini. O da, ya ben kendi gönlümdekini ve yaptıklarımı söylüyorum. O zaman bir de demokrasiden söz etmemiz lazım. İdeal demokrasi nasıl olacak falanları geçiyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Siz konuyu açtınız. Armutlu, üç evladımız orada maalesef gezi sürecinde can verdi ve Gezi Türkiye açısından önemli bir sosyolojik veriyi de ortaya koyuyor. Ve bu veriyi de Sayın Erdoğan görüyor aynı zamanda. Yani Türkiye'nin bir kısmı laik, cumhuriyetçi, ilerici, aydınlanmacı bir hayatı daha çok talep ediyor ve itiraz oluyor. Hatay da aynı zamanda itirazlar kenti hemen her açıdan ve çok kimlikli, çok kültürlü bir kent. Buradan bir değerlendirme yapsanız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben cenazenin birine katılamadım. Bunu samimi söylüyorum. Devrisi günü bana sitem geldi. Katılamayış sebebim vardı. Yani başka resmi bir iş vardı. Devrisi günü gittim, dedim ki mesele budur. Teşekkür ettiler. Şimdi zaten bizim kampanyamız şu anda Hatay'daki kampanya sıra dışı bir kampanya. Biz kampanyayı sarıl üzerine kurduk. Yani ülkemizde ve Orta Doğu'da ve dünyada gerçekten şu anda bir ayrışma var, ayrıştırma politikası var. Bu sadece bir bölgenin, bir ülkenin falan sorun değil. Dünyanın birçok noktasında var ve bizim insanımız da buna çok yabancı bir insan. Yani Hatay'ın her rengi buna yabancı. Ve biz kampanyamızı sarıl üzerine kurduk. Yani şöyle, sarıldığın insana düşman olamıyorsunuz. Yakınlaştığın insanla kem söz söyleyemiyorsunuz, kötü söz söyleyemiyorsunuz. Ve şunu şöyle ifade ediyoruz. Diyoruz ki bir anne 10 yıldır bebek bekliyor, çocuğu olmamış. 10. yıl sonunda çocuk oldum. Ben doktor olduğum için rahat konuşuyorum. Çocuğu göğsüne koyarsınız anne doğumdan sonra. Anne bütün her şeyi unutur. 9 ay 15 günlük sancıyı da unutur. Ağrıyı da unutur. Doğum sancısını da unutur. Ve o çocuğu öyle bağrına basar. Anne çocuğunu niye sever biliyor musunuz daha çok? Çünkü hep onunla yakın temastadır. Onun terini siler, tenini siler, gözyaşını siler, göğsüne bastırdığı zaman kalp atışını hissettirir, hisseder ve o anne çocuğu ondan dolayı sever. Baba niye biraz daha uzaktır? Baba biraz uzak olduğu için çocuğa anne kadar şefkatli görünmezdir. Biz diyoruz ki, biz orada Hatay'da Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Çerkezi, Lazı, Musevisi, Hristiyanı, Müslümanı niye biz etle tırnak gibiyiz? Biz bundan birbirimize sarılıyoruz. Bak hiçbir bayramımızı biz birbirimizin sektirmeyiz. Gideriz ve bir eksik varsa, mesela ben belediye başkanıyım. Hristiyan kardeşlerimizin bayramı var. Bizim özel kalem sorar, bir ihtiyacınız var mı? Ne ihtiyacı varsa biz gideriz ve onlara biz pankart asarız. Noeliniz kutlu olsun, Paskalyanız kutlu olsun. Musevi vatandaşlarımız.
Başkana sorarız, cemaat başkanına. Bir ihtiyacınız var mı? Ne ihtiyaç varsa yaparız. Yani şimdi bizim bayramlarımız var. Sünnilerin bayramı var. Alevilerle birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı. Alevi kardeşlerimizin kendi içinde birçok bayramı var. Önemli bayramlarını beraber kutlarız. Biz o yönden Hatay'ız. Hatay'ın bu örnek kimliğini, kişiliğini, birikimini tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. O coğrafyaya da yaymak istiyoruz. Bu sarın kampanyası son zamanlarda başka siyasi kimlikler de bunu kullanıyor. Gerçekten de biz şu anda aynı Çanakkale'deki gibi, aynı Sakarya'da, Dumlupınar'daki kurtuluş mücadelesindeki gibi, Hatay'ın kurtuluşundaki gibi biz birbirimize sarılma zamanımız. Yani Türk bayrağı altında kim ülkesine bağlıysa, yönü Ankara'ya dönükse ve vatandaşlık görevini adam gibi yapıyorsa biz birbirimize sarılacağız. Yani bizim milletimizin en büyük sıkıntısı şu, biz yokluğuz çok güzel paylaşıyoruz. Ama varlıkta birbirimizi itiyoruz. O zaman o varlık yokluk meselesini konuşalım. Şimdi ben Hatay'da dolaşırken hemen hemen insanların çoğunda sizin başta söylediğiniz ekonomik daralmanın, bir Türkiye'den kaynaklı daralma, bir de bölgenin yapısından kaynaklı daralma olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu kriz şimdi belediyeyi de, her belediyeyi de etkileyecek. Hatay'ın bir de çözüm bekleyen başka sorunları da var. Birincisi bu iktisadi daralma meselesi hakkında biraz konuşmak lazım. Çünkü gerçekten Hatay halkının bu bağlamda sorunları katlanarak hissettiğini gördüm. Bir diğer husus, Hatay'da çok ilginç bir gettolaşma olmaya başladı. Geçmişte olmayan. Mesela Reyhanlı'nın yapısı bambaşka bir halde. Mesela biraz Samandağ'a gittiğiniz zaman eskiden de daha lokaldi. Oranın yapısı hali. Hatay merkezi yine kendi kimliğini korumaya çalışıyor. Ama İskenderun önemli bir liman şehriydi. Büyük bir ekonomik tıkanıklık yaşıyor. Yani benim o bildiğim İskenderun sekteye uğramış durumda. Sıkıntıya uğramış durumda. Yani salt dini ya da mezhepsel nedenlerden dolayı değil, artık farklı kamplaşmalar iktisadi nedenlerden dolayı da oluyor. Bu sorun önümüzdeki dönemde anladığım kadarıyla en önemli sorun olacak. Bence kamplaşmadan dolayı yokluk sorunu olacak. Yani çünkü herkes darda. Şu anda piyasada para yok. Hiçbir yerde yok. Eskiden Türkiye'de krizler olsa da Hatay'da pek kriz olmazdı. Çünkü bizim bir tarafımız Orta Doğu'ydu ve müthiş ihracat yapardık. Bizim tırlarımız gidip gidip gelirdi. Şu anda doğrusu tır yok. Bizim siyasi partiler tırların dorselerini reklam aracı olarak kullanıyor. Billboard aracı olarak kullanıyor. Hadi seçim bitti mi ne yapacak? Bunlar hiçbir şey yapmayacak. Şu anda demir çelik sektörü ihracat yapamıyor. Hem dışarıya da yapamıyor. Yassı demire %25 vergi vardı. Bir %25 daha vergi geldiği söyleniyor. Gitmiyor. İş piyasanın hacmi belli. İş piyasada inşaat sektörü durmuş. Yeni yeni fabrikalar maalesef kurulmuyor. Hatay'ın bir sorunu da şu. Hatay'da 5. teşvik bölgesinde hak ettiği halde biz 5. teşvik bölgesini alamıyoruz. Hemen yanımızda Osmaniye var, Kahramanmaraş var, Kilis var. Bunlar 5. 6. teşvik bölgesinde. Kilis'in 6. bölgede olduğunu biliyorum. Yatırımlar hep oraya kayıyor. 8-9 kalemde vergi muafiyetleri var. Bu da siyasi bir tercih var. Değil mi? Siyasi bir tercih ama biz mesela bunun için bir kampanya yaptık. Şu anda 2016 sonunda bizim Hatay'da gelir seviyesi 6.122 dolara düşmüştü. Yani 1515 dolar düştü. Ne zaman? 2012'ye göre 2016 sonunda 1515 dolar kişi başına gelirimiz düştü. Ve biz 5. teşvik bölgesi ortalamasının 2016 sonunda 100 dolar daha aşağıya düştük. Niye? Çünkü 500 bine yakın Suriyeli var. Onları işin içine kattığınız zaman kişi başına gelirimiz düşüyor ve 5. teşvik bölgesinde olmamız gerekiyor. Ama biz bunun için kampanya yaptık. 6 ayda 500 bin imzayı beklerken 3 haftada 517.259 imza topladık. Ve bunu ilgili makamlara ilettik. Çünkü bizim orada bunu yaptığımız 1 yıl içerisinde 7 fabrika Osmaniye'ye taşındı. 5 bin işçi Osmaniye'de iş buldu ve bizim insanlarımız işsiz kaldı. Yani Hatay'ın böyle de bir sorunu var. Yani teşvik bölgesi olarak 4. bölgede olduğu için 5. bölgedeki avantajlı konumda olan şehirlere insanlar kayıyor. Osmaniye'de adam mesela demir çelik üretiyor. Alıyor kütüğü Osmaniye demir çelikten, fabrikadan, İskenderun'un payastan alıp
Osmaniye götürüyor, işliyor, geri getiriyor, daha karlı. Peki, şöyle ilginç bir tablo var. Siz de söyleşirken dediniz ki benim CHP ile birlikteliğim bir mantık evliliği oldu. Koşullar oluştu dediniz. Mantık evliliğinin koşullarını da ben şöyle yorumluyorum. Hatay'ın ilçelerinde CHP çok iyi sonuçlar almış değil. Geleneksel yerlerini aldı. Ama Büyükşehir'i sizle birlikte kazandı. Dolayısıyla orada CHP'de örgütsel desteğin tamamen arkanızda olup olmaması birinci sorum. İkinci sorum, yurttaşların bu tercihlere karşı verdiği tepki. Mesela belediye başkanı farklı bölgelerde de Cumhuriyet'teki yazı dizisinde gördük. Yurttaşlar bazen belediye başkanının arkasında kenetleniyor ama işte partiden çok hoşnut değiller. Bazı yerlerde yurttaşlar belediye başkanı tercihinden hoşnut değil, örgüt falan. Bu bağlamda zorlu bir seçim olacak, sandıklara sahip olacağız ki siz orada bir iddia koydunuz ortaya. Sandıklarda o kadar çok benim görevlim olacak ki şaşıracaksınız dediniz. Örgüt, sandık, bu mantık evliliği ne demek, bu Türkiye'ye nasıl bir model, bunları söyler misiniz? Çünkü artık ittifaklar müttifaklar var ya. Ya şimdi aslında bakarsanız evlilikler... Her zaman aşk evliliği uzun metrajlı olmuyor. Bazen mantık evlilikleri ölene kadar devam ediyor. Aşka dönüşüyor bazen. Evet. Bizim hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu partide bir sorunumuz yok, onu söyleyeyim. Yani ben AK Parti'den geldim, 10 gün içerisinde kabul ettiler ve biz büyük bir zafer kazandık bir bakana karşı, hem de 5 Adalet Bakanı'na karşı. Sadullah Ergin'e karşı. Tabii yani orada sağdan gelip direkt sol bir partinin hele hele her kademesi olan yani ortalama bir solcu, sosyal demokratten aşırı sola kadar bir kitlenin olduğu Hatay'da. Bunların %90 küsürünü oyun almak gerçekten kolay değil. Şimdi de anketlerde %97'sini oyun alıyoruz, onu söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde sorun yok. Bizim sağ partilerde de sorun yok. Çünkü dediğim gibi biz iki kolumuzu da açtık yani. Ben 10 yıldır iki kolumu açtım. 10 yıldır iki kolumuzu açtığımız için yani AK Parti'deyken sosyal demokratların 5'te 1'i bana oy veriyordu. Şu anda AK Partiler %24-25.2'si Lütfü Savaş'a oy veririz diyor. Milliyetçi Hareket Partileri %70 oy veririz diyor. Çünkü biz kimseyi ötekileştirmedik, herkesi berikileştirdik. Yani partiye göre hizmet yapmadık. İlginç bir şey söylemiştiniz siz bana o söyleşide. Dediniz, ben size dedim ki burada askerler de oy kullanacak ve sayıca ciddi bir oy olacak. Ve bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verir diye düşünüyordum ben. Siz dediniz ki Afrin'de görev yapan birisi burada oy kullanacağı zaman kime oy vereceği belli olmaz. Ben onların da oyuna talibim dediniz. Başka bir iddia koydunuz yani. Ya şimdi şöyle, askerler orada o askeri nöbet tutarken mutlu mu bakalım? Oraya niçin gittik diye sorgulamayacak mı? Veya şimdi Suriye'den kaçıp gelenler bizim orada nargile içerken bizim askerler yağmurun, çamurun, soğuğun içerisinde nöbet tutuyor. Yani bundan çok mu mutlu olacaklar? Yani ben insanların hele hele ordu mensuplarının bu konuda çok titiz davranacağını düşünüyorum. Yani orada bizim de yaptıklarımız çok milli işler var. Yani biz ordumuz üzüm dalı operasyonunda biz hep ön safhadaydık. Hala biz şu anda İdlib'de ve Afrin'de de bize düşen hizmetleri biz yapıyoruz. Yani şu anda hele hele ordu savaştayken bizim oradaki belediyedeki arkadaşlarımız milli bir görev gibi her türlü geri hizmeti, ön hizmeti biz yaptık. Yani biz demedik, hatta şunu söyledim, basın mensupları geldiğinde dediler ya siz CHP'lisiniz. İşte nasıl bu kadar yardım edersiniz? Ben dedim ki bizim ordumuz burada mağlup olduktan sonra bizim burada CHP'li başka parti olmamızın bir anlamı yok. Bu bir milli görevdir. Ordumuz mücadele ediyorsa biz de o mücadeleye destek vereceğiz. Yani ordumuz mağlup olduktan sonra Hatay yaşanacak bir yer olarak kalır mı dedim. Yani bizim oradaki bakış tarzımız bu. Hatay halkının da bakış tarzı bu. Hatay'da her türlü insan olabilir, her renk insan. Her siyasi partiden insan olabilir ama iş devlet mekanizmasına, bayrak meselesine geldiği zaman hepsi bunun altında çok net durabilir. Bizim seçimle ilgili bir kaygımız yok. Partiyle birlikte yapıyoruz biz bunları ve şunu söyleyeyim. Biz 1,5 saat içerisinde seçim sonuçlarını alacağız. 1,5 saatte açıklayacağız. Tabii açıklayacağız. Yani geçmiş dönemdeki gibi olmayacak. Yani elektrik kesintisi, işte gece beklen, 6-7 saat ekranların donması falan olmayacak. O bizi ilgilendirmeyecek. Biz sonuçlarımızı kendimiz alacağız. Yani bütün çalışmalarımız var. Hatta şunu söyleyeyim. Hangi sandıkta kaç kişi ölmüş? Kaç kişi yurt dışında çalışıyor? Kaç kişi yurt dışında öğrenci? Kaç kişi
yurt içinde öğrenci, kaçı asker hepsi bizde var. Ve bizim sandık görevlerimiz bunu bilerek gidecek. Yani biz dersimize hem sahada hem sandıkta iyi çalışacağız. Şunu söyleyeyim, bizim slogan dedik ya, sarıl. Böyle sarı sadece insanın birbirine sarılması yetmiyor. Bayrağımıza sarılacağız, vatanımıza sarılacağız, insanımıza sarılacağız, Hatay'ımıza sarılacağız. Ama en sonunda 31 Mart'ta sandığa sarılacağız. Sandığa sarılıp onun soracağına kadar bırakmayacağız. Yani insanların emeğini sandıktan çıkan sonuçlarla örtüştüreceğiz. Ve biz sonuçlara gönül rızasıyla insanlara görmesini sağlayacağız. Size son bir soru soracağım. Bana yayından önce birkaç yerden bir mesaj gelmişti. Lütfü Bey Gezi aileleriyle hukukunu sürdürüyor mu? Onlarla bir hukuku var mı? Orada vakıflar kuruluyor vesaire. Hani bu tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Tutumu nedir diye sormuşlar. Ya şimdi şöyle, ihtiyaçları olduğunda bir organizasyon yaptıklarına tabii ki yardım ediyoruz. Ama bütün sivil toplum örgütlerine yardım ediyorum ben. Yani tek Gezi eylemlerini bu işe katarsak doğru olmaz. Dedik ya, her tarafımızı açtık. Yani iki kolumuzu da açtık. Belediye başkanı olarak ben bütün herkese, sivil toplum, legal sivil toplum örgütlerinin hepsine kapımız açık. Ve bize düşen bir görev varsa bunu yapıyoruz. Tabii ki Gezi eylemlerinde bu demin ifade ettiğiniz sivil toplum örgütleri de bunun içerisinde. Yeter ki legal olsun. Yani şey tartışması olmasın diyorsunuz. Bir Türkiye'de başka bir tartışma izin vermek istemiyorum diyorsunuz. Ya şimdi her şeyin normali doğru. Yani biz eğer iktidar olmak istiyorsak genelde de her şeyin normaline gitmemiz lazım. Öbür türlü doğru bulmuyorum yani. Peki bu İYİ Parti MHP bölünmesi, yani aynı tabanın ikiye bölünmesi size bir artı getirecek mi bu seçim? Ya ben zaten bu kavramı anlamadım. Yani ben tıp doçentiyim. Bu millet ve Cumhur İttifakı kavramını anlamadım. Bunun ikisi de aynı kapıya çıkıyor zaten. Yani birleştiği nokta toplumdur, vatandaştır, halktır. Yani bakın kelime anlamına. Tabii kelime. Yani burada ikisi arasında bir fark yok bence. Fark sadece adamda. Adam kim? Belediye başkanı. İnsanlar belediye başkanına bakacak. Bu adamın background'u nedir? Ayak izleri temiz mi, kirli mi? Geçmişte ne yapmış? Hangi makamlarda başarılı olmuş? Hangi makamlarda başarısız olmuş? Gelirse bize ne katabilir? Bu şehre vizyon katabilir mi? Bu şehri ayağa kaldırabilir mi? Bu şehirde bütünlük sağlayabilir mi? Bence insanların bakacağı bu konu olması lazım. İşte şimdi beka sorunu var diyorlar. Şu halbuki Türkiye'nin beka sorunu falan yok. Yani bu beka sorununu konuşması gerekenlerin muhalefet olduğunu düşünüyorum ben. Muhalefet bu konuda bir şey konuşmuyor. İktidar konuşuyor. Yani muhalefet bunu konuşmuyorsa iktidarın sevinmesi lazım aslında. Çünkü 17 yıllık bir iktidar var, BK sorunu varsa bunun iktidara biçilmesi lazım. Yani BK sorunu acaba niye yapıyorsunuz falan diye sorulması lazım. Yani bu hakikaten tersten bir şey. Yani bunu benim anlama şansım yok. Türk tipi başkanlığın ürünü bu. Bilemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Size ağırladık. Bana verdiğiniz oy %60'a %40 alırız demiştiniz. Tabii, inşallah. Öyle? Buradan Hataylılara onu söylüyorum. Tabii tabii. Hatay halkına biz güveniyoruz. Hatay halkı gereğini yapacaktır. Biz onlara 10 yıldır hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Ve onlarla birlikte olmaktan da hem gurur duyuyoruz hem de onur duyuyoruz. Hatay halkı inşallah pazar günü kendine kim sarılıyorsa onlara, onlar da ona sarılacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Sayın Savaş baba memleketi. Dediğim gibi bizim kökümüz orada. Her ne kadar İstanbul'da doğduysam da ailemiz, oranın coğrafyasını bilen, giden gelen, daha yeni ayağım tozuyla geldim. Bölgenin, Türkiye'nin sinir uçlarından birinin belediye başkanı ve seçime gidecek. Şimdi de diyeceksiniz ki Enver nasıl program yapıyorsun? Oturduğum semt Ataşehir'in belediye başkanını konuk edeceğiz ama onun da bir nedeni var. Tüm Türkiye'ye dair bir neden. Hakkında bir soruşturma yapıldı, görevden alındı ve bölgedeki acayip bir yarışma haline döndü. Ataşehir yine İstanbul'un sinir ucu. Ümraniye Kadıköy hattında bir bölge. Öte taraftan bu hukuki durumlar nedir? Belediye başkanlarına nasıl bir tutum takınılabilir, takınılamaz? O yüzden ağırlayacağız. Yoksa bencilce bir nedenden dolayı değil. Battal İlgezli bizimle olacak. Ardından da son bölümde Cumhuriyet Gazetesi'nin 3 şahane kadın muhabiri burada olacak. Ve ödülleri hangi haberlerle aldılar, nasıl aldılar onu konuşacağız. Kısa bir aralarla birlikteyiz.
Evet sevgili seyirciler, ikinci bölümdeyiz ayrıntılarda. Ataşehir Belediye Başkan adayı, eski belediye başkanı, hukuki durumunu konuşacağız. Önemli, Battal İlgez ile görüşeceğiz. Bu meseleyi çok kısacık özetleyerek konuya girmek istiyorum. Ataşehir geçmişte Kadıköy'ün içerisinde bir bölgeydi. Ardından bir yasayla ayrıldı. Ataşehir ayrıldığında yapılan ilk seçimlerde Battal İlgez seçimi kazandı. Ardından icraatlarını yaptı, ikinci seçimi de kazandı. Sonra AKP'nin bu son döneminde çok tartışmalı olan kişi, şimdi konuşacağız, bölgedeki insanlar oturduğum için de biliyorum. Battal Bey'in iddiası hukuksuzlukla, siyaseten de partisinin arkaya durduğu meselede görevden alındı. Ve şimdi Battal Ülgez diye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve yetkili kurulları yeniden aday gösterdi. Bu konu neden Türkiye açısından ilginç? Battal Bey'in fikirleri ve durumu neden önemli? Çünkü hukukçular bugün fikirler beyan etmeye başladılar. Bana sorarsanız dünyanın başka birine görülmeyecek bir durumla karşı karşıyayız. O da belediye başkanları seçildikten sonra bile koltukta kalır mı kalmaz mı tartışmasını Adalet ve Kalkınma Partili yöneticiler bir yere gündeme getirdiler. Bu meseleler nedir, ne değildir onu da konuşmuş olacağız. Bu örnekten hareketle de Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının partileriyle birlikte nasıl bir tutum takındığını da anlamış olacağız. Ve en önemlisi Battal Bey'e soracağım. İstanbul'da sandık güvenliği, o sandık güvenliğinin ardından seçim gecesi sonuçlarının alınma süreci neler olacak? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Siz aslında çok zor bir seçimi ilk seçimde kazandınız. İkincide ise başarılı kazandınız. Evet, çünkü, 49,5. Evet, icraatları yaptınız falan ve ardından da başınıza talihsiz bir mesele geldi. Ve çok tartışıldı o ardından. Ben tekrar ediyorum, o sizin örneğinizde olmak üzere Türkiye'ye dair bir örnek. Neydi sizin görevden alınma sebebiniz? Şu anki hukuki durum nedir? Şöyle söyleyeyim, şu anda bizim görevden alınmamızın gereklerinde bazı gerekçeleri gösterdiler. İşte belediyeye gelen müfettişe soruşturmanın selameti açısından görevden aldılar ama Türkiye'nin hiçbir tarafında, yani hiçbir yerde böyle bir uygulama yok. Müfettiş normal gelir, uygulamasını yapar. Bir suçunuz varsa bakanlığa gönderir, bakanlık savcıya gönderir, savcılık mahkemeye gönderir. Mahkemede bir suç alırsanız, kesinleşmiş bir hap cihazı olursa doğru olarak görevden alırsınız. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin her tarafında mahkeme sorma hiçbir belediye başkanı yok. Ama böyle bir uygulama da yoktur doğru olarak. Şu anda zaten çoğunluğu %99'u imar affı ile ilgili olan mahkemeler. Bunlarla ilgili de zaten biliyorsun imar affı geldi. Zaten bir kısmına biz beraat ettik. Dosyaların çoğu kapanmış durumda. Yani benim anladığım kadarıyla aslında tuhaf bir uygulama. Çünkü ben şunu biliyorum. Efendim ben bir örnek vereyim. Şöyle söyleyeyim. Diyor ki Memorial Hastanesi'nin diyor, Bodrum katında yemekhaneyi niye kullandırıyorsun? Sheraton Otel'in Bodrumları niye kullandırıyorsun? Metropol'un diyor kaçakları var niye müdahale etmiyorsun? Sitelerin bahçeleri var diyor niye yıkmıyorsun? Büfeler var niye yıkmıyorsun diyor. Yani örnek verirsen ayrıca Kadıköy'den, Ümraniye'den gelen 40 yıllık binalar var bunları niye yıkmıyorsun? Adamcağız gelmiş ben mesela Kayışlar'ında büfelerine 51 sefer mühürledim. Ama adamcağız sonuçta kaçak yapacağı bir şey yok. 40 yıl önce yapmış burayı. Burayı yıkma şansım yok. Tipikte bir Karadeniz amca ben her gün uşağım diyor. Ham mahkemeye gitmekten bıktım diyor da. Sonuçta imar affı geldi. O da rahatladı. Ben de rahatladım. Bir tanesi de yine hemen Ataşehir'in metropolün yan tarafında Turgut Bulvarı'nda afet kriz merkezi yaptım. Bir tane mesela orada yargılandım. İlginç bir şey. Vatandaşım bile rica ettik bir iş adama. Dedi ki ya dostum İstanbul'da deprem bekleniyor. Sen bize bir afet kriz merkezi yap. O da dedi ki ya benim bir helikopterim var dedi. Ara sıra buraya çekebilir miyiz dedi. Tabii dedim. Hay hay memnuniyetle. Ama seninle ecbisi alırız. O günün parası çok ciddi para harcadı. Biz encümenden, meclisten karar aldık. Sonra burayı normal ayda belli bir miktar encümesi keserekten kendisine verdik. Bir sene kullandı. Bir sene sonra müfettiş geldi. Helikopter pisti niye yapıyorsunuz? Helikopteriniz yok. Biz dedik ki efendim helikopter pisti yapmadık. Afet kriz merkezi yaptık ve bunu da valilikte işlettik plana. Tabii gitti İçişleri Bakanlığı'na geldi. Dosya savcılığa gitti. Savcı soruyor. Diyor ki bu yeni mahkemelerden bir tanesi örnek vermek istiyorum. Diyor ki Sayın İlgez'de helikopteriniz yok. Niye bu? Dedim ki efendim ben helikopter pisti yaptım ama Türk İstanbul'da deprem bekleniyor. Bak Ataşehir'in deprem bölgelerinin hepsi imar açılmış ve satılmış. Olası bir depremde nereden bu yaraları götüreceksiniz? Efendim suçlu var. Biz gönderdim mahkemeye. Baktım hakim de soruyor. Dedim ki efendim devletin kalkınma planları vardı. Ben de yeni dönemde kalkınma planlarına koydum. 3 tane helikopter alıyorum. Bunları dedim yolcu taşıyacağım. Zor günde kullanacağım. O zaman dedi beraat veriyorum. Tablo bu anlayacaksınız. Yani görevde almamızın gerekçelerinin %99'u hepsi imar affıyla imarla ilgili. Şöyle bir şey. Burası yeni ilçe olduğundan dolayı da Ataşehir'de Kadıköy'den ve Ümraniye'den gelen çok bina var yıkılması gereken. Ama nasıl 40 yıllık binalar. Doğal olarak da iade yapıyorsunuz. Kimse girmiyor. Zaten 40 yıllık bina yıkma şansınız yok. Zaten binalar çöküyor.
Adam. Ama o İstanbul'a dair önemli bir sorun. Ya İstanbul, kentsel dönüşüm meselesi açısından. Tabii İstanbul özel bir durum, özel bir sorun. Şöyle söyleyeyim, zaten bu İstanbul'da deprem bekleniyor. Bu sorun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Yani Ataşehir'in hiç planı yok, imarı yok. 13 mahallede imar sorunu var. Durum buna ibaret. Yani buralar dönüşmesi gerekiyor buradan hepsi. Peki şöyle bir sorun var. Mesela insanlar bunu bilmiyor. Burada Şerdil Bey'le de konuştuk. Evet. Şimdi Ataşehir'de olan bütün imar meselelerinin Ataşehir Belediyesi ile ilgili olduğunu zannediyor. Halbuki Büyükşehir'in de karar mekanizması var. Bildiğim kadarıyla bir dönem TOKİ, işte diğer bakanlık falan da vardı. Oradaki tam hukuki durum nedir? Ataşehir'in içindeki Ataşehirlilerin sınırı ne? Diğer Büyükşehir vesairedeki durum ne? Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi vatandaş şöyle zannediyor. Bütün yapılan konutların Rus imarlarını bizim çıkardığımızı zannediyor. İlçe belediye başkanlıklarının imarla ilgili hiçbir yetkisi yok. Bütün yetkiler Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndır, TOKİ'nindir ve Çevre Şehircilik Bakanlığı. O zaman sizin bir suçunuz yok mu? Tabii tabii. Şöyle söyleyeyim. Ataşehir'de gördüğünüz o yüksek konutların %100'ü TOKİ tarafından planlanmış. En son metropol var biliyorsunuz Ataşehir'in girişinde. Burası daha önce Ataşehir'in yeşil alanıydı biliyorsunuz. Biliyorum. Burada soya iade edildi, soya kaldı. Daha sonra Ataşehir'deki bir grup çevreciler mahkemeye gitti, iptal ettiler. Ve orası yeşil olarak kaldı. Daha sonra bizim dönemimizde burası imar açıldı. Ben mahkemeye gittim, ben iptal ettirdim burayı. Çünkü Ataşehir'in yazık günah yeşil alanı. Yani resmen zaten gasp, yok. Zaten gasp ediyorsunuz. Sonra biliyorsunuz bir torba yasayla bir gece bizden alındı. Finans merkezi diye ilan edildi. Burası planı TOKİ yaptı. Mahkemeye de gitme şansı ortadan kaldı çünkü sınırı böldü oradan bize. Sınırı bizden aldı. Finans merkezi de bir bütün yaptı. Şimdi kendisi iskanı veriyor. Kendisi planı yapıyor. Öyle yetkinin hepsini aldı. Yetki bütün şu anda oradaki yetki Çevre Şehircilik Bakanlığı. Aynı şekilde Ataşehir'in yapılan ne kadar yüksek konutu varsa o Ataşehir'deki AVM'ler hepsi Büyükşehir tarafından planlanmış, TOKİ tarafından planlanmış ve yapılmış planlar. Ben geldikten sonra Ataşehir'de bu blokların ancak %25'inin Kadıköy'den kalan ruhsatını verdim. Onun dışındaki TOKİ tarafından yapılmış, Kadıköy tarafından ruhsat verilmiş binalar. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Bu imar meselesi ve hani tapu meselesi Türkiye'de siyasetin her zaman malzemesi. Evet. Ve ciddi bir sorun. Evet. Ve bu imar meselesi yurttaşların bilgi eksikliği ayrı. Bir de öte taraftan en son gördük işte bir bina çöktü. Ve bu çöken binalar büyük dramları da doğuracak. Evet. Ataşehir ve genelde İstanbul ölçeğinde bu kentsel dönüşümle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ataşehir'deki son durum ne? Sizin hakkınızda farklı değerlendirmeler de yapılıyor. CHP'nin genelde bakışını. Mesela Ekrem Bey'le bunu hiç konuştunuz mu? Tabii tabii. Ekrem Bey bugün Ataşehir'deydi. Şöyle söyleyeyim. Ben burayı bildiğiniz gibi 2009'da yeni ilçe oldu burası. Biliyorum tabii. Ya yeni ilçe olduğunda ben belediye başkanı oldum. Zaten hiçbir şey yok. Bir masa sandalyeyle bugünlere Ataşehir'i getirdik. Fakat Ataşehir'in en büyük sorunu imar planları. Yani imar bütünlüğü yok. Ferhatpaşa'da 0.80 emsal var. Yeni Şamlıca'nın 3 mahallesi var. Burada tapu ile ilgili bütün sorunlar üstümüze bırakılmış durumda ilçeye. Ayrıca Yeni Sarabar, Boros, Mustafa Kemal, Aşık Veysel planları çıkmamış. Hiç imar durumu yok. Geldiğimizde Sayın Karı Topuç'a gitti. Dedi ki efendim sen bu planları çıkar. Söz verdi. Ama aradan 10 yıl geçmesine rağmen maalesef hiçbir şey yapmadı. Bir adım atmadılar. Tamam da Kadir Topbaş kendi derdine derman olamadı ki. Kadir Topbaş neden görevden alındığını biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Efendim onu tabii detayıyla bilmiyorum ama sonuçta şu var. Kentin Büyükşehir Belediye Başkanı her seçime gelip söz veriyordu. Ey seçmen Battal İlgezli oy vermeyen ben tapunuzu da vereceğim. İmarınızı da çıkaracağım. Nerede imar? Bir de şunu şöyle söyleyeyim. Bak benden önce 15 yıl AK Parti bu kentlere gitti. Bu mahalleler oradaydı. AK Parti bu insanların oyunu aldı, bir çivi daha çakmadı. Bak Ferhatpaşa'da, Yenişamlıca mahallelerde, Ümraniye'de, gene diğer mahallelerde bir çivi çakmadı. Hiçbir sorunu çözmedi. Hiçbir sorunu çözmedi. Yazık günah ya. Mülkiyetin sarısı sorusu mu olur? İmarları çıkartmadı. Yenişamlıca'da günlerce kavga ettik. Çıkar bu imarları. Orada mesela mülkiyet sorunu var. Yine aynı şekilde de bugün Ekrem Bey'le beraber Yenişamlıca'da YETBA'da toplantı yaptık. Yenişamlıca'da toplantı yaptık. İmar çıkacak, başka bir şey yok. Yani imarlar hazır bekliyor bir şey. Zaten altyapısını biz yaptık. Planların hepsi şeyde, Büyükşehir'de. Meclisten geçecek başka bir şey yok. Bu siyasi bir taraf olarak da yani Cumhuriyet Halk Partisi belediyenin olduğu yerde maalesef Sayın Aysever hiçbir sorunu çözmediler. Peki bir şey soracağım Battal Bey. Burada İçişleri Bakanı bir konuşma yaptı ve bu konuşmada dedi ki biz gerektiği zaman gereken soruşturmaları yaparız. Seçilseler de koltuktan kaldırırız. Şimdi Battal İlgezli'yi bir sinir ucu olarak tutuyor siyasi iktidar ve evet. Sizin üzerinizden kampanya da götürüyor ve Ataşehir'e de asılıyor bir taraftan. Gerçekten böyle ya Battal kalk kardeşim oradan denebilecek bir durum var mı? Yoksa hukuken bir güvence ve daha
dahası bence önemli olan şey şu. O güvence kadar bir de partinin bu konudaki tutumu nasıl olacak? Çünkü Türkiye benim anladığım kadarıyla önümüzdeki günlerde siyasal krizlere de gebe bir dönem. Evet. İktisadi krizde olacağı için. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi normalde böyle bir sorun olsa benim aday olmamam gerekir. Ben devletin kanun ve yasası olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasal çerçevesinde aday olmuşum. Savcılık belgeleri, devletin belgelerinde herhangi hiç problem yok. Zaten demin de ifade ettiğim gibi bu kaçak yapılaşmadan dolayı, imar kirliğinden dolayı bizi açığa aldı. O günlerde biliyorsun bir man çıkmıştı hatırlarsınız. Biraz öyle oldu gibi. Peki bir şey soracağım. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki temiz kağıtlarımız belli, savcılık kağıtlarımız belli. Evet. Dün evvelsi efendim, gün... Efendim ben şöyle söyleyeyim. Hayır, sadece sizin için değil. Evvelsi gün meclis üyeleriyle ilgili Türkiye'nin en büyük grubu CHP'nin PKK'lı meclis üyeleri diye yayın yaptı. Halbuki bunların hepsi temiz kağıtları var. Yani hani hukukun da askıya alındığı bir dönemdeyiz. Evet. Aç çamuru kalsın izi. Ortada bir şey, havuz medyasının ve diğer grupların benimle ilgili yaptığı o yalan haberlerin hepsi burada mahkemeye gitti. Hepsini kazanıyorsun ama sonuçta ortada herhangi bir şey yok. Şöyle bir şey var, ben şöyle söyleyeyim. Alınmış bir karar olsa, mahkeme kararı, bir cezanız olsa zaten aday olamazsınız. Suçu da işlemiş olursunuz. Benimle ilgili herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yok. Onu bilmenizi istiyorum. Bir. İkincisi, demin de söylediğim gibi davaların %99'u düştü. İmar affıyla ilgili. Şöyle söyleyeyim. Mahkeme sormayan belediye başkanı var mı Türkiye'de acaba? Çok olamaz böyle. Zaten. Yani şöyle, İçişleri Bakanlığı'na birisi şikayet ediyor. Bimer geliyor. Müfettiş geliyor. İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Soruşturma başlatıyor. Mahkemeye gidiyorsunuz. Suçluysanız zaten hakime gidiyorsunuz. Dosyanı tamamlıyorsunuz. Suçluysanız gereği yapılıyor. Ben yüzlerce sefer mahkemeye gittim. Halen belediye başkanlığı bırakıp da mahkemeye giden yüzlerce arkadaşım var benim. Davası olan. Benim aldığım herhangi bir ceza, herhangi bir şey yok. Onu bilmenizi istiyorum. Peki bu yeşil sorunu kentte büyük sorun. Ataşehir'de giderek boğulan bir yer haline geliyor. Genelde de İstanbul'da. Bu imardan kaynaklı olduğunu biliyorum. Buna karşılık bir tutum takınmak mümkün olabilecek mi? Mesela ilçe belediyelerinin genelinde kendi aranızda konuşuyor musunuz? Mesela biz CHP'liler bir tavır alırız. Hele de Büyükşehir'i Ekrem Bey de alırsa İstanbul genelinde bir park, yeşillik vesaire sorununu çözebileceğiz gibi bir eğilim var mı? Yani böyle bir hazırlık var mı CHP'de? Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi Ekrem Bey alırsa bir de elimiz çok rahatlar. Niye rahatlar? Ataşehir'in bir defa imar sorununu kökten çözeceğiz. Zaten imar planları %90'ı çözülmüş durumda. Şöyle söyleyeyim. Yeni Sarabarbaros'un 1/5'lik planlarını Büyükşehir yaptı. Binliği de ben yaptım. Büyükşehir'e gönderdik. 6 ay bekledi. Sonra mahkeme kararıyla iptal edildi. Daha sonra da yeni gelen anladığım ki seçim yatırımı olaraktan yeni adaya bir şeyler satmamışlar. Götürdü Büyükşehir meclisten geçirdiler. Ama planlar daha askıya çıkmadı şu anda. Bir. İkincisi, burada 5000 tane mağdur var. 5000'e yakın yeşil alan yapmışlar. Ya kimin malı yeşil alan yapıyorsun? Kime sordun da yapıyorsun? Ya çok kötü bir plan, ciddi mağduriyet var. Mesela İçeren Köy, Küçükbaka Köy planları yine 1/5'lik ve binliklere büyük şehirde bekliyor. Ama şunu gördüm ki biz iyisini ve güzelini yapacağız. Ekrem Bey alırsa bir de 6 ayda biz Ataşehir'in bütün plan sorununu çözeriz. Ataşehir'in de eli rahatlar. Onu bırakın, AK Parti belediye başkanları da eli rahatlar. Gerçekten tamam. Rahatlar. Tabii tabii ya. Ya şimdi şöyle bir şey, mülkiyetin imarın savcısı sorusu partisi olur mu? Ayıptır ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? İnsanlar Anadolu'dan gelmiş, 300 metrekare bir arsa almış, bunun başını bekliyorlar. Yazık günah değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Onun için o konuda sıkıntı yok. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bugün Ataşehir'deydi. Eline boyunda konuştuk. Ben zaten konuşmama söyledim, kendisi söyledi. Battal Bey'in söyledikleri benim için taahhüttür dedi. Geldiğinde kısa sürede bütün sorunları çözeceğiz, teslim edeceğiz. İlginçisi tapuyla ilgili ben Ataşehir'de 5000 kişiye tapu verdim. Ataşehir tapusuz hiçbir yer kalmadı. Sadece Yeniçamlıca'da bizden önce 15 yıl önce yapılan bir şulandırma ile ilgili 340 tane vatandaşı tapu ve mülkiyet sorunu var. O da imar çıkmadan çözülmüyor. Onu da söz gereğini yapacağız. Zaten çok çalıştık. Büyükşehir yapmadı bunları. Bilmesini istiyorum vatandaşın. Ataşehir kültür hayatı da çeşitlendi. Bu değerli bir gelişim. Evet. Çünkü Kadıköy artık şişti. Yani Kadıköy bu Beyoğlu'nun ortadan buharlaşmasıyla, kalkmasıyla birlikte evet, ki evet. Alper Bey ben oraya alacağım merak etmeyin diyor ama Ataşehir'e de geniş bir ilgi var. Ataşehir bir taraftan da hani böyle bir eğlence, kültür hayatının da olduğu bir yer oldu. Ekonominin döndüğü bir yer oldu. Maalesef öyle oldu. Evet. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Evet, evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Cuma, cumartesi, pazar günleri Ataşehir'in nüfusun 3 katı oluyor akşam. Müthiş bir trafik yoğunluğu oluyor. AK Parti'nin yönettiği ilçelerden vatandaşlar bizim oraya geliyor. Rahat nefes alıyor. Şimdi ilginç taraf Kadıköy'den de gelen var bizim oraya. Şimdi niye oldu? Bir daha her şeyden evvel biz insanları ayırt etmiyoruz. Herkese aynı mesafede yaklaşıyoruz. Ki insanların giyimi, kuşamı, anlayışları, tarzına saygı duyuyoruz. Ataşehir'de bir rahat bir yaşam var. Hep söylediğim siyah beyaz vardı, ortada gri var ya. Biz griyi kaldırdık.
Siyahla beyazı Ataşehir'de birleştirdik. Ataşehir'de Ferhatbaşı'daki vatandaşımız artık Atatürk Mahallesi rahat geliyor. Kafesine içiyor, çayını içiyor, gidiyor. Biri türbanlı, biri türbanlı. Hiç fark etmiyor. Öncelikle bir saygıyı, bir sevgi oturduk Ataşehir'e. Bu çok önemlidir bak. Bunu dikkat çekmek istiyorum. Hafta sonları da Ataşehir'in dışında olan içeride inanın hayat ve yaşam bitiyor. Beşten sonra sinema yok, tiyatro yok. İnsanların yemek yiyebileceği hiçbir alan yok. Bir de şey var, bir yaşam bir tarzına biz dokunmuyor. Orada yaşam tarzına dokunuyor insanların. Gidin Sancaktepe'ye, beşten sonra yaşam yok, hayat bitmiştir. Hiçbir şey yok. Onun için tercih Ataşehir oluyor. Hem Ataşehir kültür anlamında, sanat anlamında biliyorsunuz kendiniz de orada yaşıyorsunuz zaten. Tabii. Müthiş şekilde katkı veriyoruz hem gençlere hem kadınlarımıza hem de mümkün olduğu kadar tiyatro şeyde iki tane kültür merkezimiz var. Kısmet olsa önümüzdeki dönem. Yenileri açacağız dediniz. Tabii de yeni 20 tane projemiz var. Şimdi İçerenköy'de bir kültür merkezimiz var. Başladık, yarım kaldı. Daha doğrusu biz kalmadı, şöyle söyleyeyim. İnşaata başladık. Birinci kat su basmanları bitti. Bir gün pat diye Büyükşehir Zabıtası geldi. 4 kişinin inşaat durdu İçerenköy'deki. Neden? Kemal Sunal Kültür Merkezi. Hı. Gerekçe efendim, pazar alanı niye kültür merkezi yapıyor? 1 metrekare kaçak yok. Yani şöyle mi yapsaydım daha iyiydi? Pazar alanı yazsaydım, yapıp bittikten sonra kültür merkezi mi yapsaydım? 5 yıl bekledik. İller Bankası'na kredi ayarlamıştım. Su basmanları bittikten sonra. Fakat 5 yıl bekledik, ruhsat alalı 4 ay aldık. Kısmet olsa Nisan 17'ye başlıyorum. İstanbul'un en güzel kültür merkezi oluyor. Bak 1500 kişilik bir toplantı salonu, 1000 kişilik sinema salonu, opera bir arası, şey, operanın olduğu ayrı bir bölüm. Altta 3000 metrekare bir kütüphane, gençlerin ve kadınların gideceği bir alan. 40.000 metrekare yakın bir alan oluyor. Burayı da 1,5 sene bir yap teslim edeceğiz. Peki bu belediyelerin ekonomisinin şeffaflığı ile ilgili hep tartışmalar yapılıyor. Tabii yandaş medya çarşaf çarşaf yayınlar yapıyor ve genelde bu seçimde pek söz edilmiyor ama belediyelerin gelir gider meseleleri, borçlu olmaları vesairesi size bu konuda da eleştiriler yaptılar. Bir, Ataşehir Belediyesi'nin ekonomisi nasıl? Önümüzde de bir kriz var. İki, bundan sonra Ataşehir Belediyesi yönetilirken hangi iktisadi bakışla yönetilecek? Halkın parası nasıl kullanılacak? Biraz ekonomi konuşsak. Bir de bu bütün belediyelerdeki o yolsuzluk meseleleri, tartışmaları falan, bunlara nasıl bakıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar Türkiye'de en fazla fetiş gelen belediye başkanıyım. Hamdolsun bu konuda kendimi tebrik ediyorum. İşte sıkıntımız yok. Tabii ki gelecek. Devlet denetleyecek. Devlet bir sıkıntı varsa müfettişlerini gönderecek ama adil şekilde denetlenmesi gerekiyor. Ama aynı konular 3 sefer, 5 sefer denetleniyor. Çok sevdikleri için. Tabii aynı konular aynı şekilde geliyorlar. Biri aynı konuda denetleniyor. Kadroya alıyor musunuz onları? Tabii alıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten biz her yıl bütçeyle ilgili, faaliyet raporuyla ilgili bir kitap bastırıyoruz. Mecliste gündem yeri tartışıyor. Bu da internet sitemizde var. Bu girdiğinizde zaten göreceksiniz. Ataşehir'in girdisi, çıktısı, aldısı, verisi her şey orada var. İnternet sitesinde. Bir de şu burası devlet. Devlet de öyle keyfi ve idari bir şey olamaz. Öyle bir şey yapma şansınız yok. Bir ihalede 0-1 kuruştan dolayı hepimiz yargılandık. 0-1 kuruş yanlış hesaplamadan dolayı mahkemeye gittik, savcıya gittik ve beraat ettik. 3 sene sürdü mahkeme. 0-1 kuruştan dolayı yargılandı. Onun için şöyle bir şey söyleyeyim. Belediyelerde öyle alacaksın, vereceksin, yol öyle bir dünya yok. Burası devlet. Devlet denetiminde öyle bir şey olabilir mi? Ama şu var, tabii sonuçta 3.500 kişi çalışıyor burada. İhale yapıyorsunuz. Biz ihale dolarına dahi girmiş değilim ben. Sonuçta eksik yanlış olabilir. Sonuçta bunlar şikayet ediliyor. Edildiği zaman bir fetiş geliyor. Varsa bir suç gereğini yapıyor. Yoksa zaten orada raporunu yazıp gidiyor. Onun için öyle belediyelerde her söylene inanmayın. Bu işlerde böyle dedikodu çok olur. Gerçekte inanmayın. Çok fazla abartılır. Zaten orta bir şey olsa devlet gereğini yapar. Yani diyorsunuz ki genel anlamda özellikle CHP belediyeleri o kadar göz altında ki zaten bir şey. Zaten var. Her belediye müfettiş var. Her ay bize 2 tane müfettiş geliyor. Her ay geliyor. Diğer belediye başkan arkadaşlarıma da geliyor. AK Parti belediye müfettiş mi diyor? Yok. Hiç belediye müfettiş yüzü görmeyen müfettiş. Belediyeler var müfettişi görmeyen. Peki seçim gecesini biraz konuşsak. Türkiye'de sandık güvenliği ile ilgili derin kaygılar var. Ben Türkiye'nin neresine gidersen gideyim bu var. İstanbul'da da var. Özellikle hatırlayın beraber hemen izleyicilerimize de şey evet. Yapsak. Adım satsak. 16 Nisan gecesi meselesi. Bir önceki seçimlerde Ankara'da Mansur Yavaş'ın kazanıp sabah kaybetmesi, elektrik evet. Kesintileri falan. Dolayısıyla herkes bana şunu soruyor sokakta. Tamam biz sandığa gidelim, oy verelim de güvenlik nasıl sağlanacak? Sandık güvenliği nasıl olacak? Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Haziran seçimlerine benzemiyor. Neden benzemiyor? Sonuçta burada her mahallede muhtar adayları var. Hı hı. Azaları var. Belediye başkanları var. Meclis üyeleri var. Onun için
herkes sandığın başına güvenliği anlamında bir vatandaş çıkıyor. Sandık güvenliği. Bir de müşahitlerimiz var. O konuda ben hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İstanbul'da öyle bir sıkıntı var. Bu ortalıkta her dönemde fazla abartılar olur. Çok şey söylenir ama sonuçta bir şey değişmez. Ben inanmıyorum. Böyle yok sandıkta oy çalacaklar, o yapıyor. İnanmayın. Bu bana göre çok fazla dedikodu, psikolojik olaraktan toplumu yapısı bozmaya çalışıyorlar. Ben inanmıyorum onlara. Bir şey yapma şansları yoktur. Yani İstanbul bu seçimde... Tabii tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Ataşehir'de mesela bizim 890 sandığımız var. 3000 kişi görevli. Nasıl sandıktan oy çalacaksınız? Çalma şansınız var mı? Bir tane sandık görevlisi var. Sandık başkanı var ayrıca görev yapan. Siyasi partinin hepsinin sandık başkanları var. Ayrıca biz her sandığı 3 tane müşahit koyuyoruz. Ne yapabiliriz orada? Sayım yapılıyor, ıslak imzayı alıyorsunuz. Anında bize bildiriliyor, seçim kuruluna teslim ediliyor. Yanlış olsa bile itirazı yapıp düzeltiyorsunuz. Onun için ben o konuda hiçbir sıkıntının olacağını düşünmüyorum İstanbul'da. Ve İstanbul'da Ekrem Bey seçimi alıyor. Ekrem Bey? Tabii tabii, Ekrem Bey seçimi alıyor. Bu 1989 seçimine benziyor. Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu? Bak ben 1989'da SHP'nin iç yöneticisiydim ben. Ben sokağa geziyordum. O zaman rahmetli Özal Anap'ın başkanıydı. Dalan'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Müthiş bir soğukta kırılma vardı. Ekonomik kırılma. Hiç kimse inanmıyordu. Şimdi Sayın Demirel rahmetli'nin sözü var. Dedi ki tencere kaynayınca getir, kaynamayınca götürür. Ben evleri gözlerim. Yoksulluğun bu kadar hissedildiği bir dönem yaşıyorum. Şu anda mı? Evet, evet, evet. Evet. İnsanlara anket yapıyorsun. Korkusundan söylemiyor. Efendim diyor işte, çekimselen falan diyor ama inanmayın. İnsana sandığa gidecek, seçim sonuçlarında yaşıyor. İstanbul'da seçimleri 1-2 puan alamayacak. En az 6-7 puan alınacak. Bu tabii önemli bir iddia. Evet. Çünkü burada bütün AKP'nin denklemi İstanbul, Ankara, İzmir'de en az 3'te 2 alabilmek üzerinde kurulu. Hep öteden... Ben size söyleyeyim, bak Ankara alınacak, Adana alınacak, Mersin alınacak, Antalya alınacak. Bak sonuçlara bakacağız, yaşayacağız. Şöyle bir şey var, yani bu normal bir yere seçim. Yani bu farklı bir tabloyu çekmenin bir anlamı yok. 5 yılda bir anayasanın hükmü gereği yapılan bir yere seçim. Sonuçta köyde muhtaraziye seçiyorsunuz. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı, meclis üyelerini seçiyorsunuz. İlçe belediye başkanlarını seçiyorsunuz. Yani bunu bir veka seçimine getirmenin bir anlamı yok. Peki biz normal Cumhurbaşkanlığı seçimimizi biz yaptık. Normal Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yıl sonra. Zaten 2023'te normal Cumhurbaşkanı milletvekili seçim var. Türkiye'de erken seçim diye de bir şey yoktur. Bir tablo da yoktu. Bu normalde sıradan bir olmayacak seçim. Olmayacak mı diyorsunuz herkese? Tabii yani bu normal sıradan bir seçim arkadaşlar ya. Bunu vatandaşı farklı noktaya çekerekten gelmenin bir anlamı yok. Normal anayasanın hükmü gereği 5 yılda bir yapılan seçim bu. Bu seçim. Bu Ataşehir'den sonra bir mesaj gelmişti, onu sizinle paylaşmak tabii istiyorum. Ataşehirliler tane tane kapak topluyorlar. Evet, kampanya. Galatasaray Üniversitesi'nde yılın en başarılı projesi sorumluluk ödülünü getirmiş. Bu proje nedir? Onu konuşalım mı? Tabii, evet, memnuniyetle. Şöyle söyleyeyim biz. Şimdi bir bölgede oturduğum için. Evet, evet. Şöyle söyleyeyim. Bizim Çevre Müdürlüğümüz tarafından başlatılan Ataşehir'de tane tane kapak topladığı kampanyası Türkiye'de ilk defa yapan belediye biziz. Bununla ilgili ciddi ödüller aldık. Avrupa'dan, Türkiye'den, üniversiteden falan. Binlerce yurttaşımıza tekerlekli sandalye gönderdik bunu karşılığında. Kapaklar topladık. Tabii tabii, kapağı topladık. Biz götürdük, firmaya verdik. Firma da bize tekerlekli sandalye verdi. Türkiye'nin her tarafa gönderdik. Çok güzel bir kampanya. Bizden sonra diğer belediye başkanlarımız da yaptı. Örnek bir kampanya. Halen devam ediyor bu kampanya. Bu da aslında halkla birlikte yürüyen... Yürüyen bir kampanya. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Kısıtlı imkanlarda biz kenti yönetiyoruz. Ben devletten bir kuruş para almıyorum. İller Bankası'na gelen para haricinde hiç bize yardım eden yok. Mesela gidiniz diğer belediye başkanlıklarının olduğu yerde AK Parti'nin her tarafta Büyükşehir'in tabelaları var. Büyükşehir yol yapıyor, altyapı yapıyor, kanal yapıyor, asfalt yapıyor, kültür merkezi yapıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olduğu yerde hiçbir şey yapmıyor. Özellikle benim orada, ben şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda bir kuruş yardım almadım. Bir gram asfalt dökmedi. Hiçbir şey yapmadı benim oraya. Bak bir örnek daha vereceğim. Bütün ilçelerin en büyük sorunu, biliyorsun Suak'ta başıboş bir sürü hayvanlar var. Bununla ilgili ben Ferhatpaşa'da 17 bin metrekare bir yer aldık belediye. Buraya hayvan hastanesi yapıyorum tam teşekküllü. Ya Büyükşehir'e verdik, hastane projesi onaylamadı. Yazık günah ya. Hayvan ne yapıyor? Hey, böyle bir şey olur mu? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani 10 yıldır projeyi onaylamadı Büyükşehir. Ama Ekrem Bey geldiğinde ilk işim onaylatmak olacak. Çünkü sokak hayvanlarıyla ilgili ciddi sıkıntımız var. Sokak hayvanlarıyla ilgili de her yerde var bu sıkıntı. Evet. Türkiye'nin her yerinde var. Maalesef o hayvancıklar perişan şimdi oluyor. Bir anamı da anlatmak istiyorum. Şimdi bizim veteriner müdürünü arıyorlar. Toplantıda soruyorlar. Bizim veteriner müdür de çok kibar bir çocuk. Diyor ki efendim biz aşırıyoruz diye sokağa bırakıyoruz. Ben de dün toplantıda dedim ki pekala kardeşim aşırıyorsun da ısırması engelleyebiliyor musun? Engelleyemezsin şimdi. Doğruluktan böyle bir sorun da var.
Ama yani hayvanlara Türkiye'de kötü davranılıyor. Yani belediyelerin hayvanları iyi bir hale getirme, o mesela hastane önemli bir proje. Bakımı, ıslah edilmesi, aşılanması bunlar çok... Var şu anda bizim bir yerimiz var. Kadıköy'le ortak kullandığımız bir alanımız var. Bizim evin hemen Ataşehir'in arka tarafında. Ama tabii bu yeterli değil. Biz tam teşekküllü bir proje hayata geçecektik. Olmadı. Artık bir daha eklenen. Şimdi bu en son bir soru soracağım. Bu önemli bir soru. Evet. Belediyelerin bütçelerinin çok büyük bir kısmının, her belediye başkanıyla bunu konuşuyorum, personel gideri olarak gittiği ve belediyelerin borç batağında olduğu ve yeni dönemde belediyelerin tek kuruş ödeyemeyecek hale geleceği, dolayısıyla Türkiye'nin kriziyle birlikte bunun büyüyeceği yönde. Ataşehir Belediyesi'ndeki şu anki durum nedir? İktisadi durum nedir? Ve öte taraftan da rakibiniz de daha önce başka bir belediyeyi yönetti. Siz orayı de burayı batırdı. Yönettiniz. Evet, rakibinizle olan bir değerlendirme yaparsanız, çünkü rakibiniz de bir hali bastırıyor. Evet. Bu iktisadi tabloyu nasıl görüyorsunuz ve önümüzdeki dönemde hani gerçekten belediyeler bu hale düşecek mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Ataşehir Belediyesi'ni herkes bilir, aldığımız hiçbir şey yok, demin de ifade ettim. Bana İçişleri Bakanı gene gelse doğrusunda 387 milyon TL borç çıkarttılar. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir şey yok, yeni belediye 387 milyon TL. Kadıköy'den ve Ümraniye'den Kadıköy'den, Ümraniye, tabii tabii. Yani acayip garip bir İçişleri Bakanlığı protokol hazırlamış, sonra derken... Bir kısım bunları biz aşağıya çektik. Diğerlerini de İller Bankası'ndan gelen paralara haciz koyduk, paraları aldılar. Bakanlığa gene geldi doğrusunda. Şimdi önümüzdeki dönem belediyenin durumu sıkıntılı. Neden sıkıntılı olduğunu söyleyeyim. Şimdi bizim en büyük önemimiz inşaat sektörüdür. Çünkü inşaat yapmaya başvuru yaptığınızda iskan aşağılarına tutun, iskana kadar bir sürü belediye para ödüyoruz. Kaynağımız bu. Şimdi inşaatların olmadığından dolayı, sektörde çok sıkıntı yaşadığından dolayı bir daha belediyelere büyük sıkıntı çekiyor önümüzdeki dönem. Gözüken tablo o. Ama şu var, biz şu ana kadar hiç aksatmadan 3500'e yakın vatandaş çalışıyor bize. İstanbul'da en iyi parayı da biz veriyoruz maaş olaraktan, personelimize. Bugüne kadar getirdik. Temelini bundan sonra götürürüz ama tabii bundan sonra büyük sıkıntı çekeceğini düşünüyorum belediyeler. Yani kaynak yok. Zaten İller Bankası'ndan gelen bir para vardı. Onu da %30 artı kesmeye başladılar maaşlarla ilgili. Öyle bir de sıkıntımız var. Bakacağız. Temennimiz bir an önce bir sıkıntıların çözülmesi. Peki rakibiniz bu sefer alacağız diyor. Sahada böyle bir eğilim var mı? Çünkü Ataşehir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tutkuyla istediği yerlerden ben biri. Ben şöyle söyleyeyim. Bu finans merkezi. Şimdi falan. Vatandaşlar orada yatıran AK Parti Belediye Başkanı adayın yaptığı yatırımların %90'ını Büyükşehir yaptı, devlet yaptı. Bir çivi çaktığı yok. Belediyenin de trilyonlarca borcu var. Benim borcumun 4 katı borcu var. Belediye resmen batmış durumda. Son bir soru soracağım. Siz bitirin bunu. Şu var, beyefendi bak okullarda çocukları kandırıyor. Ailelerini alıp bak gezmeye götürüyor. Veliler ben arayı çocuğumla dedi ya gazetelerde. Cami avlularında siyaset yapıyor. Ya ibadet Allah'la kulun arasında olan bir şeydi. Bu etik değil bir defa. Biz ne diyoruz? Siyaseti etik yapacağız okullarda, kışlada ve cami avlusuna sokmayacağız. Ne hikmetse bu beyefendi sabahları cami avlusunda minberde siyaset yapıyor. Okulda öğrencileri çağırıyor. Ailelerinin kendisi oy vermesini istiyor. Böyle bir siyasi tarz olabilir mi? Ayıptır ya. Yakışık alır mı? Ataşehir'de çok büyük bir cami var. Evet, Mimar Sinan Camisi. Evet. Mimar Sinan Camisi var ve Sayın Erdoğan sıklıkla gelir. Evet, oradan Sayın Cumhurbaşkanı gelir oraya. Aranız nasıldır kendisiyle? Yani sizin bir hukukunuz var mıdır? Tabii o yapıldığı sürede hukukumuz vardı. Daha sonra çok fazla hukukumuz olmadı. Ya ben fazla geldiğinde karşılaşmadım. Daha önce yapıldığı sırada açılışta biliyorsun bana plaket verildi. Hı hı. Ondan sonra çok fazla görüşemedik. Yani ilişkiniz koptu. Yok zaten şöyle, o Sayın Cumhurbaşkanı kendi görevimi yapıyor. Biz kendi görevimizi yapıyoruz. Anladım. Yeni dönemde çünkü ilişkiler daha da karmaşık olabilir her açıdan da o yüzden. Yani Türkiye'de belediye başkanlarının karmaşık ne kadar olacaksa benimki de o kadar olacak yani. Sonuçta hepimiz bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Bak sizin orada bir de imar iskan blokları var. Hemen Ataşehir'de. Şimdi daha önce bende devletin resmi protokolü var. Bunu da söylemeden atlamak istedim. TOKİ'nin. Şimdi burada 1034 tane vatandaş oturuyor. Burada ben Erdoğan Bayraktar TOKİ Başkanı iken protokol yaptım. Çünkü devletin resmi ciddi protokolü burada. İçerişehir Bakanı TOKİ Erdoğan Bayraktar. Tabii bak Sayın Bakan. Tabii. Evet. Bu dönüşümle ilgili yaptık. O zaman Sayın Murat Kurum da Emlak Gayrimenkulü ortaklığı, genel müdürü. Evet, Erdoğan Bayraktar görevdeyken imzayı atmış. Evet, tabii. Emlak Konut atmış imzayı, Toplu Konut İdaresi Başkanı ve Battal Gezi. Şimdi burada seçime 5'e 5 kara yaygara yapıyor. Gelin vatandaş, ey vatandaş gel buraya, hemen sözleşmeyi yap. Bir de dernek var, derneğin başkanı da orada oturmuyor.
kimdir, nedir kimse bilmez orada. Şimdi onun üzerinden protokol yapıyorlar. Buradan vatandaşa sesleniyorum. Bu devletin resmi protokolüdür. Bir defa imar durumu yok. Artı imar durumu olmadığı gibi tekli şartname yok. Hiçbir şey yok. Mülkiyetin 124'ü belediyenin. Şimdi seçiyor 5'e 5 kala Sayın Bakan'a gelmiş. Daha önce buranın müdürüydün. Maden yapacaktın. Niye yapmadın sevgili müdürüm, bakanım? Sen 10 yıldır oradasın. Beraber çalıştık. Şimdi seçiyor 5'e 5 kala kalkıp bunları söylüyor. Etik değil. Ayrıca orada TOKİ'nin tapuları var. 840 tane vatandaşın mağdur. Eğer iyi niyetiniz varsa 840 kişinin tapusunu önce verin. Bir görelim sizi. Bunların da imarını çıkarın, sonra vatandaşın yerine sorunu çözün. Şimdi bir de hal meselesi var bizim orada. O girişte. Evet evet. Hali kaldıracaklar diyorlar. Taşıyacağız diyor. Ben 30 yıldır orada oturuyorum. Ataşehir'in en büyük sorunu biliyorsunuz. Ben merak ettim bu hali nasıl taşıyor diye. Çünkü Büyükşehir'in kendi mülkiyeti. İnanın bir ay önce gittim. Ne hal var ne bir şey var. Kazmış bırakmışlar. Şimdi ben böyle bağırınca 10 kişi koydular. Ya milleti kandırmalarına gerek yok. Bu işleri biz biliyoruz. Seçme 5'e 5 kala gelip söylüyorlar gidiyorlar. Sayın Karit Topbaş da geldi hep söyledi gitti. Bakanlar geldi söyledi gitti. Çevre Şehircilik Bakanı geldi şimdi Ankara'da sorun çözeceğiz dedi. Hiçbir şey yok. İnan sorunu bir tek çözerse çünkü bir çözeriz. Biz garibanın fakirin yanındayız. Hepimiz garibanlıktan fakirlikten geldik. Evet, Battal Bey bugün iddialar koydu ortaya. Önce en önemlisi hukuken bir sorun olmadığını söyledi. Bu bence Türkiye'de tartışılmaya muhtaç bir mesele. Belediye başkanlarının, Ankara'da özellikle Mansur Bey'le ilgili başlayan bu meselenin, belediye başkanlarının kazansalar da koltukta oturamayacakları duygusu, HDP'lilerin zaten pek çoğuna kayyum atanmıştı. Türkiye'de yeni bir tartışmayı ortaya koydu. Cumhuriyet Halk Partili bazı belediyelerde, Beşiktaş'ta, Ataşehir'de bu oldu. Bunu aydınlatmaya çalıştık. Bir, ikincisi Battal Bey uzun yıllar siyaset yaptığı için önemli bir şey söyledi. Yoksulluk meseleyi ortaya konarak yani burada bir 89 vari bir tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi. Ekrem Bey'in bu seçimi alabileceğini söyledi. Bu da bence dikkate değer. Tabii bu programda ben dediğim gibi hep sinir ucu meseleleri ortaya koydum. Hatay Belediye Başkanı'nın ardından Ataşehir'in özel durumunu da burada konuşmuş olduk. Şimdi son bölümde 3 gazeteciyle tanıştıracağım sizi. 3 kadın gazeteci, 3 değerli muhabir. Ödül aldılar, yaptıkları haberlerle Türkiye'yi salladılar. Lütfen o bölümü de dikkatle izleyin. Çünkü Türkiye'de özgür basının olmasının ne kadar önemli olduğunun belgesini size biraz sonra göstereceğim. Cumhuriyet Gazetesi'nin 3 muhabiri burada olacak. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler, hani akşam oluyor ve umut arıyorsunuz ya, memlekette umut nerede, nasıl falan. Ben size şimdi umudu göstereceğim. Ondan sonra akşam işte bundan sonra kalanını rahat geçireceksiniz. Memleketin umudu demokrasinin işlemesi, demokrasinin işleyebilmesi için de basının özgür olabilmesi. Basının özgür olabilmesi için de gerçekten kalemin namusunu bilen, belli gelenekten gelen gazetecilerin olabilmesi. Bu bağlamda hiç kuşku yok ki Cumhuriyet Gazetesi'nin eksiğiyle, gediriyle çok geniş bir tarihi vardır. Artıları eksiğinin çok ötesindedir. Türkiye'de bedel ödemiş gazetecilerin mekanıdır ve evidir. Dolayısıyla da burası bizim Türkiye'de özgür soluk alabilmemiz için teminattır. Bugün Uğur Mumcu gazeteciliği denen bir ekol varsa söz gelimi bu Cumhuriyet sayesinde olmuştur. Cumhuriyete bazen yaşlı derler. Cumhuriyet gazetesinin köklü denmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Yaşlı diyemeyeceksiniz. Evet yazarlarında yaşlı olanlarımız ve deneyimli olanlarımız falan da var. Onlar da Türkiye'ye çok değerli fikirlerle katkı yapıyorlar. Ben de yakın dönemde Cumhuriyet'e katıldım ve mutluyum. Ama öteden beri okuru olduğum gazeteden 3 kadın gazeteci, 3 ödüllü kadın gazeteci Türkiye'de umut arayanlar için bugün burada. Hangi haberlerle ve neden ödül almışlar onu konuşacağız ve bugün önemli bir açıklama yapacağız burada. Burhan Kuzu hocanın yazdığı bir mesaj var muhabir arkadaşlarımızdan birine. Burhan Kuzu da izlerse sevinirim. Kendisi beni tanır. Cevap hakkına saygılı olduğum için dilerse de cevap verebilir. Evet gazeteci arkadaşlarım. Seyhan hoş geldin. Seyhan Avşar. Hoş buldum evet. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ödülüydü değil mi? Evet doğru. Ödülü hangi haberle aldık? 22 Eylül tarihinde manşetten yayınlanan devlet okulunda öğretmen borsası haberimle aldım.
Devlet Okulu'nda öğretmen borsası. Biraz sonra konuşacağız. Seyhan, gördüğünüz gibi gencecik bir arkadaşımız ve tuttuğunu koparan bir muhabir. Hazal Ocak, hoş geldin Hazal. Yine gerçekten o, sen Çağdaş Gazeteciler Derneği ödülünü aldın en son, yanılmıyorsam. Bir de Avrupa Birliği'nden ödül almışım. Bu dördüncü ödülüm, cemiyetten aldım. Ne güzel. O kadar çok ödül alıyor ki hepsi. Hazal, senin ödüllerin nelerdi? Bahsettiğiniz gibi Çağdaş Gazeteciler'den iki tane aldım. Bir de Avrupa Birliği'nden bir çevre haberimle aldım. Bu son cemiyetten aldığım ödül, emsalsiz ihanet bir araştırma haberini yaptım. İki gün sürdü, onunla aldım. Evet, yolsuzlukları peşini bırakmıyor, devam edecek. Ve Zehra, Zehra Özdilek. Zehra bizi geçen hafta gururlandırdı ve halen bugün de bir haberin peşine düşmüş ve devam etmiş durumda. Zehra, neydi senin haberin? 5 Mart'ta manşette yayınlanan Zindaşti bombasıydı haberim. Geçen hafta damgayı da vurdu. Evet, evet, Metin Göktepe ödüllerine layık görüldüm. Geçtiğimiz yılda cemiyet tarafından ödüle layık görülmüştüm, ikinci ödülüm. Şahane, iki ödül aldı. Bugün de, şunu göstereyim, bugünkü Cumhuriyet Gazetesi, İBB'yi böyle batırdılar. İBB dediğiniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Dolayısıyla nasıl batırdıklarını okuyoruz hep beraber. Ben de açıkçası gurur duyuyorum, biraz da duygulanıyorum. Çünkü hani Türkiye'de umut falan tartışmaları varken umudu ekrana taşıdım bugün ve istedim ki hiçbirini ayırmayayım ve hep birlikte konuşalım. Seyhan, hemen başlayalım. Haberin içeriği neydi? Bu borsa meselesi ne? Fethullah meselesi Türkiye'de öteden beri önemli bir mesele. Öncelikle ödül aldığım habere değineyim. Tamam, oradan başlayalım. Devlet Okulu'nda öğretmen borsası, Türkiye'nin kanayan birçok yarası var. Hiç şüphesiz ki en temel başında gelen eğitim sistemi. Devlet Okulu'nda öğrencilerin, öğretmenleri parayla seçtiği günlerden geçiyoruz. Bir okulda da 200 TL karşılığı öğretmen seçilebildiğini duydum ve peşine düştüm. Gelinen süreçte gördüm ki öğretmenler bu duruma isyan ediyor. Velilerle kavga edince 200 TL'nizi geri vereyim, çocuğunuzu sınıfımdan alın diyor. Tüylerim diken diken oldu duyunca. Doğrudan öğretmen mi alıyor parayı? Hayır, okula bağış yapılıyor, bağış adı altında yapılıyor. Okul aradım, inkar etmediler. Yeğenimin elinden tutup okula götürdüm, kayıt ettirmeye çalıştım. Bir öğretmen belirlemiştim kafamda, 200 TL yatırmalısınız dediler. Haberimizin ardından öğrendim ki Türkiye'nin dört bir yanında bu varmış. Ve muhitine göre bu fiyat değişiyormuş. 6000 TL öğretmen seçen var, 10.000 TL öğretmen seçen var. Ve manşetin başlığı gerçekten çok yerindeydi. Gerçekten bir öğretmen borsası vardı. İkinci borsa meselesine değineyim. Ben Cumhuriyet'in yargı muhabiriyim. Sen de bu borsa işine ama yolsuzluk borsası. Evet. Cumhuriyet'in yargı muhabiriyim ve mesaimi adliyede geçiriyorum. AKP milletvekili Şamil Tayyar bir bomba iddia ortaya atmıştı. Şamil Tayyar diyordu ki FETÖ borsası denilen bir şey var. FETÖ'cüler itirafçı adı altında tahliye ediliyor. Üzerinde iktidar nedense bu konunun çok fazla durmadı. Gelinen süreçte Anadolu Adliyesi'nden 5 suç ceza hakimi Hasan Akdemir rüşvet alarak bazı FETÖ'cüleri tahliye ettiğini duyduk. Bu kitaplara konu oldu. Derken İstanbul Adliyesi'nde de bunun bir operasyonunun olduğunu haber aldım ve peşine düştüm. Araştırmam sonucunda iki savcının açığa alındığını, bir avukatın, bir emlakçının, bir de aracının tutuklandığını öğrendim. İki savcı hakkında da soruşturma devam ediyor. Adli ve idari soruşturma devam ettiği için çok detay veremiyorum. Çünkü insanları böyle bir şeyle suçlamak çok ağır bir itham. Gönül ister ki bu savcılar da bu olaydan aklansın, yapmamış olsunlar. Üzücü olan Türkiye'de FETÖ borsası tartışılmazken bu haberimden sonra bana soruşturma açıldı. Bugün öğrendim ben soruşturma açıldığını. Sana soruşturma açıldı. Evet. Hakkında zaten 3 tane soruşturma var. Birinden daha yeni takipçilik verildi. Diğer haberim sözcü savcısı sabıkalı çıktı. O da önemli, onu da söyler misin? Evet, 2002 yılında Sözcü Gazetesi iddianamesini hazırlayan savcı Asım Ekren'in, ki bu savcı 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diyen Nurettin Yıldız gibi bir insana takipçilik veren savcı. İddianamesini hazırlayan savcının 2002 yılında çocuğun cinsel istismar dosyasından rüşvete teşebbüs ettiğine dair belgeler geldi. Belgeleri inceledim, Yargıtay'dan araştırdım. Şaşırdım, şaşkınlıkla karşıladım. Çünkü
Savcı ceza almıştı. Görevden 3 ay men edilmişti. 10 ay hapis cezası almıştı. Bu para cezasına çevrilmişti. Savcının birinci dereceden nasıl bu konumlara geldiğini, Büyükçekmece'ye nasıl başsavcı yapıldığını aklım almadı. Gerçekten kimler nasıl korumuştu bu savcıyı diye düşündüm. Sonra bu haberi yazmaya karar verdim. Haberi yazdım. Haber gazetede yine manşetten yayınlandı. Bir gün sonrası müracaatta sorduğumda hakkımda soruşturma açıldığını öğrendim. Ve soruşturma savcının şikayetiyle değil, resen açılmış talimatla. Soruşturma dosyasına baktığımda ise daha skandal şeyler vardı. Bu tarz haberlerden ceza alan gazetecilerin istinafta onanan kararlarını soruşturma dosyama koymuşlar. Hayır, gözdağı da veriyor. Evet, yani bana açıkçası sana bu dosyadan biz ceza vereceğiz denildi. Eşim avukat o inceledi. Kesinlikle ceza vermekle amacıyla hazırlanan bir dosya olduğunu söyledi. Kimse bu ülkede çocuğun nitelikli cinsel istismar dosyasından irtikap suçuna karışan bir savcının neden bu suça karıştığını sorgulamazken bunu yazan gazetecinin neden yargılandığını merak etmiyor. Skandal yani. Günümüz böyle geçiyor. Yeni Türkiye günleri. Seyhan, sevgili seyirciler, her biriyle konuştuktan sonra bunu hatırlatacağım. Lütfen sosyal medyada benim Instagram adresimde ve Twitter'da da kullanabilirsiniz. Siz de başınıza gelenleri bizle paylaşın. Ama sizden rica ediyorum. Yarın sabah kalktığımda benim takipçilerim, lütfen her biriniz Cumhuriyet Gazetesi'ni böyle kağıttan okuyacak şekilde alın ve lütfen görüntülerini benimle paylaşın. Cumhuriyeti büyütelim ki Cumhuriyet sadece gazete olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti de ayakta kalabilsin. Bakın, bu insanların aldığı riski almanızı falan beklemiyorum. 2,5 lira vererek gazete almanızı bekliyorum. O kadarını da yapın bari. Evet, Hazal. Sen arka arkaya çok ciddi iyi işler yaptın. Hakikaten de bugün de yine sahaya çıktın ve önemli bir bombayı patlattın. Sırasıyla onları dinleyelim. Önce bugünden başlayalım istersen. Güncel olan, çünkü günün haberiydi bugün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl batırdıklarını yurttaşlarımız tahmin ediyordur ama sen bir de belgeledin. Ne oldu? Şimdi bu aslında bir İBB Meclis Denetim Komisyonu'nun raporu. Meclis üye, CHP'li bir meclis üyesi var orada, Tarık Bey, Tarık Balyalı. Onun şerhiyle ortaya çıkıyor. 22 milyar lira borç olduğu görünüyor İBB'nin. Ama tabii ki bu borç sadece hani kendi borcu olduğu yetmediği gibi iştiraklerine de, kendi iştiraklerine de borçlanıyor. Burada şöyle bir şey gözler önüne seriliyor. Bu hani AKP'nin sürekli İstanbul'u, yerel seçimlere yaklaşırken de bizim aşkımız dediği İstanbul'u aslında iyi bakmadığı ve aynı zamanda da hani onu nasıl borca batırdığını tüm ayrıntılarıyla yaralıyor. Mesela yarın da hani ihalelerle ilgili büyük kısmı var. Orası da dikkat çekici, yani okuması gereken bir haber olduğunu düşünüyorum. Borçların dışında İBB sadece borçlandırmakla yetmiyor. Bir de o borcu kapamak için arsalarını satıyor. Mesela Etiler Polis Okulu en değerli arsalarından bir tanesi. Aslında İstanbul halkının arazisi. Bunu satıyor ve ilginçtir ki Kiptaş'ı alıyor. Oradan da İBB'nin kasasına bir para geliyor. Bugünkü haber daha çok mali durumla ilgiliydi. Yarın ihaleler olacak. Ondan sonra İETT'nin de nasıl özelleştiği yazı dizisi. Olacak. Evet, yazı dizisi. Devam yani İstanbul'un edecek. Ne halde olacağını göreceğiz. Evet, Tarık Balyalı, ben de tanıyorum kendisini. Gerçekten halkın gözcülüğünü yapan bir isim. Herhalde burada da konuşuyorsunuz kendisiyle. Tarık'la. Peki diğer haberlere devam edelim. Benim ödül aldığım haberde emsalsiz ihanet haberi. 26 Ekim 2018'de çıktı. Bu haberdeki asıl ortaya çıkan şey, yıllardır İstanbul'da şu konuşuldu. İstanbul'a ihanet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor. Birçok AKP'li yetkili de söylüyor. Ancak bunun kimin, nasıl edildiği ve bununla ilgili bir yaptırımı yok. TOKİ uzmanları bir dosya hazırlıyor. Ve bu dosyada 76 mega projenin, büyük şirketlerin için imar planlarının değiştirildiği ve imar planlarını değiştirilerek fazladan 12.4 milyar metrekare elde edildiği ve bundan da biz bir hesaplama yaptık, oturduk tek tek emlak sitelerinden bir ortalama aldık. 240 milyar lira haksız kazanç elde edildiğini ortaya çıkardık. Bu haberdeki en önemli şey, buna kim nasıl göz yumdu? Biz bunu bakanlıklara da sorduk, imar planlarını değiştiren İBB'ye de sorduk. Bakanlıklar suskun kalmayı tercih etti. İBB'de her şey yasaldı dedi. Ben 2014'ten beri kent ve çevre muhabirliği yapıyorum.
İBB'de bunu meclisleri yakından izliyorum, yani İBB meclislerini. Orada zaten görüyorsunuz, hani her şey gerçekten yasal oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Oralarda şöyle bir iddia vardır. AKP'li belediyeler, meclis üyeleri kadar CHP'lilerin de göz yumması ve pek çok şeyde ortak çıkar olduğu. Dolayısıyla muhalefetin de doğrudan ya da dolaylı suç ortaklığı yaptı. Bu doğru mu? Şimdi kişisel deneyimlerime dayanarak söylemem gerekirse bazı planlarda ben ortaklık görüyorum. Şöyle, bir plan geliyor mesela, çok göze, yani genelde ret oyu veriyorlar. Ama sadece ret oyu vermekle kalmıyor. Daha sonra dava açılıyor ve devam edilmesi gerekiyor. Ama bir noktada baktığınızda, ben kişisel olarak söylüyorum bunu, samimiyorum, bence yetersiz kalıyor. Çünkü tarihe evet küçük notlar düşülüyor ama not düşmekten öteye hiç kimse gidemiyor. Şimdi mesela 16-9 biliyorsunuz, ilk en büyük hançerlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da arkadaşıma küstüm bu yüzden, tıraşlamadığı için dedi. Ama öyle kaldı, tıraşlanmadı, yani İstanbul'da bir hançer olarak kaldı. İşte yeterli olmadığını düşünüyorum. Onu bir detaylı anlatır mısın lütfen, 16-9'un ne olduğunu hatırlasınlar? 16-9 Zeytinburnu'nda silüeti, yani İstanbul'un silüetine hançer gibi sapan 3 tane kule, adı 16-9 kuleleri. Bunlar Mesut Toprak tarafına, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış hatırlamıyorsam liseden arkadaş tarafından yapılan 3 kule. Bu kulelere mahkeme tıraşlanma kararı vermişti. Ancak tıraşlanmadı. Ben o dosyayı da yakından inceledim. Dosyada şöyle mesela gerekçeler vardı. Soruyorlar şimdi mesela Zeytinburnu Belediyesi'ne ya da İBB'ye. Diyor ki Zeytinburnu Belediyesi, doğalgazın işte şöyle kamulaştırmak için bizim bütçemiz yok diyor. İşte biz onu tıraşlayacaktık ama kamulaştırmak için yeterli bütçeye sahip değiliz. Topu atıyor. Öteki diyor ki biz bu parayı veremeyiz. Öteki diyor doğalgazını biz kesilmesini istedik ama kesilmedi. Yani oradan oraya, oradan oraya, en sonunda tıraşlanmadı. Aynen o şekilde duruyor. Büyük projelerden bir tanesi oldu. Tabii burada, burası havuz medyası olmadığı için buradaki uyarıyı da biz altını çiziyoruz. Gazetecinin görevi hangi siyasi partiden olursa olsun hakikati ortaya koymak. Arkadaşlarımız da işte bunu ortaya koydukları zaman meseleyi görüyoruz. Bu ortaklık meselesine nasıl Tarık Bey'in iyi bir gözlemci ve itiraz eden bir isim olduğunu söylüyorsak, her kimse o isimler, göz yumanlar ya da imar meselelerinde doğrudan ya da dolaylı ortaklık yapanlar ya da görevlerini yerine getirmeyenler, onları da vicdanıyla baş başa bırakmak gerekiyor. Bana sorarsanız tıraşlama yetmez tabii. Bütün sahili yıkmakta fayda var o büyük binaları. Gerçekten kamuculuk bunu gerektiriyor. Peki, bir haber daha var galiba, değil mi? Sonra devamını doymamışlar olarak, evet, iki emsalsiz ihaneti. Doymamışlar devam haberiydi. Burada da işte biraz önce bahsettiğim 240 milyar liranın tek tek proje proje, şirket şirket hangisinde nasıl fazla yapıldı ve bu fazla ne kadara denk geliyor onu hesapladık. Ve toplamda 276 projede 240 milyar 234 milyon 265 bin lira bulduk. Toplamda haksız kazanç elde edilen. Ben siz de vurguluyorsunuz, onu da söylemek istiyorum özellikle. Buradaki birçok şirketin, tahmin edersiniz ki, birçok gazeteyle reklam anlaşması var. Ve maalesef ki bizim gördüklerimizi birçok gazete görüyor ama yazamıyor. Yani Cumhuriyet bu konuda benim için de çok özel bir gazete ve içinde olmaktan gurur duyduğum bir gazete. İşte genel yönetmenimiz Aykut abiyle, işte haber müdürümüz Murat abiyle, hani her zaman bizi destekleyip bize inanıyor ve arkamızda duruyor. Bunun da bu tarz haberleri yapabilmemize çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet, yeniden o vurguyu yapmakta yarar var. Hazal söyledi. Size düşen arkadaşlarımızın bu direncini sadece ve sadece 2,5 liralık gazeteleri alarak 30 günde 75 lira ayırarak ama ısrarla ve inatla Cumhuriyet'ten vazgeçmeyerek bu görevi yapma sorumluluğu düşüyor. Evet, bu bir sorumluluk. Sandığa gitmek falan filan onlar işin bir tarafı. Ama Cumhuriyet Gazetesi bir geleneğin devamı ve Cumhuriyet Gazetesi'nin güçsüz düşmesi aslında hepimizin güçsüz düşmesi anlamına geliyor. Ben o yüzden hani Türkiye'de umut falan derken bakın işte şimdi Zehra'yı dinleyeceğiz. Ve Zehra bize bir WhatsApp mesajını okuyacak. Burhan Kuzu'nun attığı, dün gece saat 1'de atmış değil mi? Dün gece saat 1'de Burhan Kuzu'nun attığı bir WhatsApp mesajı. Ben okudum şimdi mesajı. Zehra'dan isteyeceğim. Burhan Kuzu, Sayın Kuzu burayı arayabilir, cevap hakkını kullanabilir. Aynı zamanda kendisi beni tanır. Bu anlamda defalarca da yayın yapmışızdır. Yayıncılık namusumuz gereği ona cevap hakkını da veririz. Ama dosya önemli bir dosya. Dosya Türkiye'nin ne halde olduğunu gösteren bir dosya. Zehra Zindaşti
meselesine bir girelim. Neydi Zindaşti meselesi? Ben önce haberimi anlatayım. Evet. Zindaşti ile Burhan Kuzu ilişkisi zaman zaman gündeme geliyordu zaten. Habertürk yazarı Fatih Altaylı da yazmıştı. Bunun üzerine bir gazeteci olarak ben de merak ettim konuyu. Doğruluğu yani vardı ama ortada kanıt yoktu. Ben de iki hafta boyunca bunun üzerine çalıştım. Kaynaklarımı sıkıştırdım. Bir şey var mı yok mu? En sonunda manşetten yayımlanan fotoğraf benim elime geçti. Burhan Kuzu ve Zindaşti aynı masada yemek yiyordu. Bunun üzerine benim ilk işim Burhan Kuzu'yu aramak oldu. Kuzu fotoğrafı doğruladı ve verin manşetten verin dedi. Siz de gereğini yaptınız. Evet. Ben de yazı işlerine çıktım. Hemen fotoğrafı gösterdim, haberi anlattım. Burhan Kuzu'nun işte manşetten verin dediğini de ilettim onlara. Onlar da Kuzu'yu kırmayalım o zaman, manşetten verelim dediler. Haber manşetten yayımlandı. Evet, sonra devam etti bu iş. Evet. Arkası geldi. Yani ödül önce geldi, arkası devam da etti. Evet. Ödülden önce şu haberin devamını da bize bir anlatırsan. Burhan Kuzu'yla Zindaşti'nin adamlarından birisinin WhatsApp yazışmalarına ulaştım. O da şöyle oldu, Kuzu açıklamalarında ısrarla ben bir kere görüştüm dedi. Ben görüşmenin bir defa olduğuna inanmadım. Bunu biraz daha araştırdım. Yine kaynaklarımı sıkıştırdım. Bu defa da WhatsApp yazışmaları elime geçti. WhatsApp dosyada da var galiba değil mi? O dava dosyasında. Yeni sunulmuş. Olay ortaya çıkınca sunulmuş o zaman. Evet, olay ortaya çıkınca WhatsApp yazışmaları da sunuldu. Ben de ona bir şekilde ulaştım. Yazışmaları görünce Burhan Kuzu'nun bir kere değil birçok kere görüştüğünü anladım yani. Kesin olarak görüşüyorlar. Hı hı. Onun üzerine Burhan Kuzu saat 1 gibi gece 1 gibi mesaj attı bana. Beni tetikçilikle suçladı. Gazetecilik yapmıyormuşum aslında, tetikçilik yapıyormuşum. Ben Kuzu'yu bir ay öncesine kadar tanımazdım. Sadece isim olarak biliyordum. Benim derdim, bizim gazetemizin derdi gazetecilik. Gazetecilikten başka hiçbir şey olamaz. O yüzden tetikçilik suçlamasını hiçbir zaman kabul etmiyorum. Onun dışında... Şu WhatsApp mesajını oku istersen. Tamam, okuyalım. Mesaj aynı zamanda benim de elimde. Yani mesaj en azından Burhan Hoca'nın yani yazdığı mesaj. Tamamını okumak da zorunda değilsin, içeriğini de söyleyebilirsin. Hani özel bir yazışma olduğu için. Evet, yazışmada WhatsApp yazışmalarında bir ihaleden bahsediliyordu. Kuzu ihalenin kendisiyle ilgisi olmadığını, hatta hiç ihalelere karışmadığını muhalif milletvekillerin bile bildiğini ifade ediyor mesajında. Ve siyasetle hiç ilgilenmediğim bir alan varsa ihale işleridir diyor. Bunun için bu tür iğrenç yazılarınızdan ben elbette üzülürüm ama asla leke almam. Çünkü tutmaz ve kimse de inanmaz. Seçim için de size hiçbir faydası olmaz. Bence başka kapı çalın. Elbet yargıda buluşacağız yazmış. Evet, Burhan Hoca yargıya götüreceğini söylüyor bu meselenin. Tabii ki en doğal hakkı. Ama benim anladığım kadarıyla burada sizin zaten yani gazetenin iddiası, senin haberdeki iddian, hı-hı, zaten bu işlerin içinde Burhan Hoca var demiyorsunuz. Bu pozisyon, evet, etik olarak... Yani bir siyasetçinin bu mesafeyi korumaması, hani bir kere olsa rastlantı denebilir. Evet. Ama halbuki bir kere değil. Çünkü şunu da söyleyeyim, öyle bir şey olsaydı ben de arkadaşlarıma karşı çıkardım. Biz de bir yerlere gidiyoruz, imza günü, fotoğraf çektiren şu bu. Ve sonuç itibariyle tanımadığımız, suça karışmış birçok insan da fotoğrafa girebilirsiniz. Nitekim Zehra da öyle bir tablo olsaydı eğer zaten burada ısrarcı olmazdı. Siyasetçinin kimlerle muhatap olduğu seçim döneminde bilecek deneyimli bir arkadaşımız. İlişkinin boyutu kuşku uyandırıyor söylüyor. Evet. Ve iddiası Zehra'nın, istersen onu sen söyle. Bir yolsuzluğun içindesin demiyorsunuz. Ama bu ilişki yanlış. En azından şimdilik iddiam bu. Değil mi? Evet. Tam iddiayı söyler misin? Mesajda ben şunu anladım. İnsan bir defa yazıştığı insana bu tür şeyler yazmaz.
Ben öyle düşünüyorum. Hani demek ki daha önceden görüşülmüş, konuşulmuş bir şeyler var ki böyle yazışılmış. Anladım. Yani Zehra mesafe sorununu şimdilik o kadarını ortaya koyabiliyor. Hı-hı. Ama şeye de gebe anladığım kadarıyla. Evet. Yani süreç henüz şeffaflaşmış bir süreç, hı-hı, değil. Peki bu sana ne ödülü getirdi? Metin Göktepe. Evet. Metin Göktepe'yi de anmamız lazım. Çünkü netice itibariyle gazetecilikte bedel ödeyen, öldürülmüş bir isim. Evet. Katledilen bir gazeteci adına verilen Metin Göktepe ödüllerine layık görüldüğüm için çok mutluyum. Bunun ilk haberini aldığımda haber müdürümü aradım, Murat Antaş'ı. Ödüle layık görüldüğümü söyledim. O çok duygulandı ve sevindi çünkü Metin Göktepe onun yakın arkadaşıymış. O zaman ben daha bir duygulandım, ben de daha çok sevindim, gururlandım. Şefime de böyle bir sevinç yaşattığım için mutluyum. Ayrıca Göktepe ailesine sevgi ve selamlarımı iletiyorum buradan da. Peki, Meryem de arkadaşımız zaten. Anneyi de tanıyoruz ama Meryem'e de burada selam olsun. Göktepe öldü diyenlere, bedenen öldü ama onun ilkeleri doğrultusunda mücadele eden gençler var. Kızlar, bizim canavar muhabirler, gazeteyi sırtlarında taşıyan insanlar muhabirler. Yani işin gerçeğini konuşmak gerekirse köşe yazarları, yazarlık falan işin kaymaklı tarafı. Ama onlar işin başka yerinde. Size soruyorlardır, ben sorayım şimdi. Korkmuyor musunuz? Korkmuyorum işte. çok güzel bir şey, çok güzel bir soru, çok isabetli bir soru. Cumhuriyet çok bedel ödeyen bir gazete. Cumhuriyet dışında Türkiye basın tarihi çok ağır bedeller ödeyen gazetecilerle dolu. Musa Anterler'in, Metin Göktepe'lerin öldürüldüğü bir ülkede bizim Burhan Kuzu'nun tehditleriyle, açılan soruşturmalarla, belediye rantta gözü olan belediyecilerin tehditleriyle korkmamız mümkün değil. Gerçekten çok iddialı bir laf ama mümkün değil. Ben bir şey söylemiyorum, devam ediyoruz. Tabii ki korkmuyoruz. Zaten gazetecilik bence korkuyla yapılabilecek bir iş değil. Özellikle araştırmacı gazetecilik. Benim gazeteci olmak küçüklük hayalimdi. Yani onu böyle hani korkuyla bırakacak, hayallerimi korkuyla bırakacak biri değilim. Ben 90 doğumluyum. Uğur Mumcu'yla hiç tanışma fırsatım olmadı. Ama onun fikirleriyle ve kitaplarıyla büyüdüm. Ve benim gazeteci olmaya karar vermemin en büyük sebebi Uğur Mumcu'dur. O yüzden haber için, halk için yaptığımız her haberde kesinlikle korkmadan yapıyoruz ve korkmayacağız da. Zehra? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Genel yayın yönetmenimiz Aykut Küçükkaya olsun, haber müdürümüz Murat Antaş olsun, yazı işleri ekibimiz olsun, her zaman haber doğru olduktan sonra korkmayın, biz arkanızdayız derler. Evet. Gazetecilikte 3 tane manşet verdiler. Dedi ki Seyhan, biz dedi Uğur Mumcuların geleneğinden geliyoruz yani. Sonuçta onların 3 tane tehditinde pabuç bırakmayız, korkmayız dedi. Yani tırıs gelir, tırıs gider dedi. Hazal dedi ki ben hayallerini korkuya feda edecek kadar zayıf kişilikli değilim dedi. Ve Zehra da dedi ki haber doğru olduğu müddetçe biz zaten korkmayız, gazetemizde arkamızda dedi. Bakın Türkiye'de hani ben kendi payımı şu anda duygulandım. Dolayısıyla bu sözleri duymaya ihtiyacım var Türkiye'nin. Siz de görüşlerinizi, arkadaşlarım hakkında görüşlerinizi de paylaşırsanız buna sevinirim. Onları okutacağım yayın sonrasında. Çünkü ilginç bir dönemeçten geçiyoruz. Korkmuyoruz herhalde şu anlama gelmiyor değil mi arkadaşlar? İnsanın doğal halidir korkmak. Korkuya yenik düşmüyoruz. Korkuyla kendi değerlerimizi pazarlamaya çıkartmıyoruz, geri adım atmıyoruz. O zaman ikinci soru yine hepinize, bu da önemli. Kimler size hangi sopaları gösteriyor, kimler aralara giriyor? ben biraz biliyorum tabii ama uygun bir dille anlatırsan. Kimler bize sopa gösteriyor? Ya ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Göstermeye çalışıyor diyorum sana. Sopa göstermek tamam. Cesaret işi de Seyhan'la anladığınız gibi gösteren sopayı... Yargının sopa olarak kullanıldığı günlerden geçiyoruz. Aslında kişileri rahatsız eden yaptığımız her haberde bize bir sopa gösterilmeye kalkışılıyor. A şahsı, B şahsı hiç fark etmiyor. Kurumlar, kişiler hiç fark etmiyor.
Herkes bir sopa gösterme meraklısı bu ülkede. Ama dediğimiz gibi biz korkmuyoruz, korkuya yenik düşmüyoruz. Mesela ne tür ilişkiler kuruyorlar? Telefon mu açıyorlar, aracı mı sokuyorlar? Yani benim görüşmek istediğim böyle çok büyük haberlerde çoğu geri dönüş yapmıyor telefonu. Haber patladıktan sonra geri dönüşler oluyor. Telefonla mesaj atıp tehdit eden de var. Direkt yargı yolunu kullanan da var. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genelde şahıslara bırakmadan kendi resen soruşturma da başlatabiliyor. Böyle bir trajikomik tarafı var. Sorumluluk sahibi yani. Evet, trajikomik tarafı var. Burhan Kuzu'yla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Her şeyi geçin gece bir de bir gazetecinin telefonuna, kadın bir gazetecinin telefonuna mesaj atmak ahlaki ve etik değil. Hı hı. Bu kadar. Evet, o zaman şöyle, Sayın Kuzu bağlanırsa bu soruyu da sorarız. Azal bayağı böyle ciddi haberler. Oluyor mu tehdit aracılar? Evet, oluyor. Benimkisi biraz daha farklı. Çünkü benim çalıştığım alan, yani Seyhan'la Zehra'nınkinden biraz daha farklı. Şöyle, ben daha çok rant ilişkilerini... Tam namlunun ucu yani bunlar yani. Yolsuzlukları çalışıyorum. O yüzden kimi zaman parasıyla gözdağı vermek isteyen, kimi zaman gücüyle... Kimi zaman siyasi olarak oluyor. Bir tane örnek vermek istiyorum, isim vermeden isterseniz. Gene bir iş adamı ile ilgili bir böyle bir imar planı, rant ilişkisini ortaya çıkarmıştım. Beni aradı ertesi gün cep telefonumdan. Dedi ki, Hazal kardeşim dedi, sana kardeşim diyorum çünkü fotoğrafını gördüm gazeteden, çok küçüksün dedi. Benim dedi ne kadar büyük ve iyi bir iş adamı olduğumu sana göstermek istiyorum dedi. Hep dedi hani böyle haberler yapıyorsun, beni de bir dinle dedi. Seni dedi helikopterimle aldırayım, bilmem nereye götüreyim, orada da bir döner kestiririm sana. Sen dedi bakarsın benim fabrikam ne kadar büyük, ne kadar çok insanı çalıştırıyorum. Ben de dedim ki tamam, foto muhabirini de alacağım ama bütün sorularıma cevap vereceksiniz dedim. Bir daha aramadı. Ama bunun gibi çok fazla, yani buna benzer telefon daha farklı şekillerde de alıyorum. Haber yaparken içerisinde de yaşıyorum. Ama bizim işimiz araştırmacı gazetecilik. Doğru bilgi, doğru haber, gerçek belge. O yüzden hani bu tarz şeylerin bizi yıldıramayacağını düşünüyorum. Bu zindaşlı meselesinden sonra bir mesaj geldi. Ama onun dışında ilişkiler yumağı ilginç olduğu için... nedir durum? Yani araya aracılar girmeye başladı mı? Ben de bu sırada size gelen mesajlara bakayım. Yani aracılar şöyle, kendisi zaten direkt mesaj attı. Daha önceden beni uyaran arkadaşlar da oldu. Kuzu bizi tehdit ediyor. Sen de hazırlıklı ol. Sana da tehdit mesajı gelecek yakında diye. Dedikleri gibi de oldu. Dedikleri günün ertesi günü zaten tehdit mesajı diyelim biz ona. Tehdit mesajı geldi. Onun dışında ilk haberimizden sonra, Zindaşlı bombası haberimizden sonra Zindaşlı bir video ile ortaya çıktı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel nezdinde hakkında haber yapan herkesi tehdit etti. Ama korkuyor muyuz? Korkmuyoruz. Haberimiz doğruysa biz arkasındayız. Evet. Sevgili seyirciler, burada söz ettiğimiz meseleler hani böyle normal lay 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 lom gibi bir cümlede geçiyormuş gibi oluyor ama öyle değil. Bakın olayı şöyle bir düşünün. Size bir Türkiye fotoğrafı çizeyim, onun üzerine konuşalım. Bir borsa kurulmuş. Bu borsanın içerisinde acayip bir denge var. En masum tarafı o. Para veriyorsunuz, çocuğunuza öğretmen buluyorsunuz. Masum dediğim taraf, rakamlara baktığınız zaman verecek olan var, veremeyecek olan var. İşin neresinden bakarsanız, tutarsanız etik sorunlarla dolu ve tüm Türkiye'ye yayılmış. Bu işin bir tarafı ama öteki borsa, Fethullah borsası çok büyük bir mesele. Orada düşünebiliyor musunuz? Yargıda salıverilmelerden tutuklamalara kadar bir ilişki, girift ilişkiler bütünü var. Türkiye 15 Temmuz'u yaşamış ve 15 Temmuz'u araştıracak, yargılayacak tablo da bu. Ve hep insan aklına şu geliyor. Güçlüler hemen yurt dışına kaçtı, güçsüzler burada kaldı. Kimler nasıl salıveriliyor? Ciddi bir sorun. Hemen dönüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere halkın parasının nasıl harcandığına dair bir felaketle karşı karşıyayız. O borç tüm İstanbulluların borcu. İlişki ağı çok acayip. Müthiş bir imar rantı söz konusu ve bu rantın nasıl paylaşıldığı sorunu. Üstelik o komisyonda görev yapan siyasilerin ilişkileri de kendi içinde ayrı bir muamma. Ve son bir mesele, dünya çapında problemli bir, değil mi, uyuşturucu, silah ne ararsanız olan bir adam.
ve Türkiye'ye anayasa yapması düşünülen bir profesörle olan bir yakınlık ilişkisinin mesafenin ortadan kalktığı. Burada tekrar ediyorum, Sayın Kuzu dediği gibi gerçekten bu işlerin içinde olmasa bile şu insana düşündürür. Bir siyasiyle bu mesafenin ortadan kalkmış olması nasıl bir tabloyu doğurur? Aslında bu da soruya mutlaka. Ben şu çağrıyı yapayım. Bu üç gazeteci arkadaşım ve ben, hadi daha da ileri gidiyorum. Hadi ikisi de olmasa Zehra ile ben. Gelecek hafta Salı günü Sayın Kuzu sizi burada buluşturayım. Bakın ben de soru sormayacağım. Zehra soracak. Bu çağrıyı da yapıyorum. Zehra soracak. Ben adaletli davrandığımı bilir Sayın Kuzu. Zehra gelsin, soruları sorsun. Bakın ben sormayacağım diyorum. Sadece Zehra sorsun. İsterseniz diğer arkadaşlarımız da gelir. Zehra'nın yanında. Özgür bir ekranda, Halk TV'de, Salı akşamı ben sizi buluşturabilirim. Sayın Kuzu'ya bu çağrı. Yayından sonra da WhatsApp'tan size bunu yazacağım. Gelmek isterseniz diye Sayın Kuzu. Çünkü bir kastımız hakikaten yok. Arkadaşımın da yok. Kişisel bir husumet asla olmaz. Tablo bu. Türkiye'de neyi konuştuğumuzu anlayalım. Peki, şunu hemen netleştirelim. Son 10 dakikayı iyi kullanmak için. Fethullah meselesine nasıl bakıyorsun? Bu şeyi gördükten sonra, borsa, morsa ilişkileri falan. Ben samimi bir Fethullahçı terör örgütüyle samimi bir, etkin bir mücadele yürütülmediğine inananlardanım. Parası olanların yurt dışına kaçtığı, parası olanların takipsizlik aldığı soruşturmalardan, tahliye edildiği bir süreçten geçiyoruz. Bunun en açık örneğini Nihal Oçok bir tweet atarak gösterdi. 250 şehit kaça sattınız dedi. Bunca insan ölmüşken, bir kanlı darbe girişimi yaşanmışken, bu dosyalardan takipsizlik verilmesi, bu dosyaların üstünün kapatılması samimi bir mücadele edilmediğinin en açık göstergesi. İkinci bir mesele var. Yargıyı, eğitimi FETÖ'den temizleyelim derken menzilin, başka dini örgütlerin eline bırakmak, yaklaşık bir 20 yıl sonra, 30 yıl sonra şu an yakındığımız FETÖ yerine başka bir terör örgütünün çıkmasına neden olabilir. Çok daha bedalı bir yere gidiyoruz. Ve bence bu çok ciddi bir sorun. Çünkü 20-30 sene evvel biz FETÖ'nün ne kadar tehlikeli olduğunu birkaç yazar yazıyordu. Çok kıymetli yazarlar ki onlar da daha sonra FETÖ örgütüne mensup olmakla suçlandılar. Onlar yazıyordu, biz okuyorduk. Ama toplum bu kadar farkında değildi. Daha da öncesinde Türkan Hoca ekranda söylemişti. Tabii ki söylemişti. Söylemişti. Gelinen süreçte bu kurumlar, bu kuruluşlar yeni örgütlerle dolduruluyor. Yeni dini örgütlerle dolduruluyor. Çok tehlikeli buluyorum. Asla da samimi bulmuyorum FETÖ'yle mücadeleyi. Keşke samimi olsa. Bu arada Barış Terkoğlu Cumhuriyet'te bu konuyla ilgili bu paralelde haberler yaptı. İki Barış Terkoğlu ve Pehlivan kitabını da yazdı. O damarı orada takip eden başka arkadaşlarımız da var. Fethullah meselesi bu. Gelelim seçime gidiyoruz ve Türkiye'nin rant kenti. Nasıl görüyorsun sahada seçimi ve önemli bu rant paylaşımının bu kadar keskin olduğu yerde belediyenin anahtarları sevgiyle teslim edilir mi bir yerden bir yere? Şimdi İBB'de ve aynı o şekilde meclislerde çok büyük bir çakra. Yani aslında dışarıdan görünmüyor. Sadece bir gün meclis toplantısını izleseniz zaten demek istediğimi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Çünkü düşünün ki çok önemli kararlar İstanbul'da, İstanbul'un çok önemli bir parkıyla ya da çok önemli bir arazisiyle ilgili bir karar Ankara'dan verilebiliyor. İBB'de sadece 10 saniye içinde işte kabuller, redler deyip geçebiliyor ve ardından unutulabiliyor. Aynı şekilde bir de bunun arka odaları var. Düşünün ki iş adamları işte büyük projeler için oda oda geziyor. Bazısı rantını alıyor, metrekaresini alıyor, bazısı almıyor. Bu sistemin artık... bu emsalsiz ihanet dediği sistemin artık bitirilmesi lazım. Yani adil bir seçim olmalı ve seçimden sonra kim gelirse gelsin bence ilk yapması gereken bu ihanete artık son vermesi gerekiyor. Çünkü İstanbul'a ihanet ediyoruz diye sahalarda herkes konuşurken aslında ihanet bir yandan devam ediyor. Bakanlıktan, İBB'den planlar geçmeye, gene büyük binalar yapılmaya, gene yeşil alanlar kaybedilmeye, deprem alanları her gün imar açılmaya devam ediliyor. O yüzden bunun artık ben şahsi kişisel olarak son bulması gerektiğini düşünüyorum. İstanbullulara artık yalan söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada yaşayan insanlarla birlikte, İstanbul'uyla birlikte karar verilip öyle bir sisteme, bir İstanbul'un kent anayasasına gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de düşünüyorum da.
Ve Zehra, demin bir çağrı yaptım sana sormadan. Bu çağrı aynı zamanda sana. Ama gazetecinin muhatabıyla yüz yüze gelmesi toplum önünde etkileyici bir şeydi. Ben yıllarca aykırı sorulardı. Kimsenin arkasından konuşmadım. Çat çat yüzüne. Burhan Hoca da dahil. Bu zindaştı meselesi nereye gider? Bir, Burhan Hoca'ya yaptığım çağrının sana da yapıyorum. O gün burada olur musun? Olurum. Kendisi burada olursa ben de gelirim, burada olurum. Sorularımı sorarım. Benim de merak ettiğim sorular var. Ayrıca bunu söylemem doğru mu bilmiyorum ama bu haberlerin devamı gelecek. Öyle mi? Evet. Allah söyle, bir gazeteci kalkar söylemez bunu. Yani bunu da söylüyorsa devamı gelecek demektir. Son birkaç dakikaya giriyoruz, birer cümle. Son bir dakikaymış o zaman. Hızlıca cümle. Cumhuriyete bir çağrı yapalım ne olur gazeteyle ilgili. Bizim işimiz gücümüz gazetecilik. Her gün bir ekmek bir cumhuriyet. Ben de bir ekmek bir cumhuriyet diyorum her gün. Ben de bir ekmek bir cumhuriyet diyorum. Ben de diyorum ki ekmekte ısrarlı değilim. yapabilirim. Dolayısıyla ben cumhuriyeti söylüyorum. Ekmek yemeden doyabilirsiniz ama cumhuriyet okumadan dünyadan haberiniz olmaz. Dostlar gelin bir anlaşma yapalım. Eski alışkanlıklarımızı yitirmeyelim. Bu gazete size Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olarak her gün bu insanlar tarafından çıkıyor. Beni falan boş verin köşe yazanları biz yazıyoruz okuyor falan. Ama bu insanların emeği Türkiye açısından çok önemli. Sizden rica ediyorum Cumhuriyet'e sahip çıkın. Tehlikenin farkında mısınız diyen o Cumhuriyet'ti hatırlayın. Dolayısıyla haklı çıktı Cumhuriyet. İktidara da uyardı. Böyle bir gazeteye sahip çıkmak hepinizin görevi. Bu akşamlık benden bu kadar. Hayatımda yaptığım en güzel yayınlardan biriydi. Üç meslektaşım diyeceğim. Onlar muhabir sahadan geldi. Hepsi son derece yetenekliler. Göreceksiniz Türkiye'de bu insanlar olduğu müddetçe umutsuzluğa kimse fırsat tanıyamayacak. Size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni ödüller alın, devam edelim bu işlere. Yani ben sevdim. Arada bir buluşalım. Hem ödül getirin hem haber getirin. Şahane bir şey oluyor. Sizi yürekten kutluyorum. Ve ayrıca da kadınların bu işi bu biçimde halletmiş olmasından da ayrıca da mutluyum. Çok keyif aldığım bir akşam oldu. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Gelecek hafta Burhan Hoca gelirse ben yine burada olacağım. Sözümün arkasında olacağım. Hoşçakalın.